Efendim iyi akşamlar Ülke TV'ye, İnce Fikir programına hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le hazırladığımız programda bugün ne yazık ki Özlem Zengin yok. Küçük bir rahatsızlık geçirdiği için aramızda değil. Kendisine buradan geçmiş olsun diyoruz. Ama stüdyomuzda her zaman olduğu gibi çok değerli ve ince fikirli konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Sizlere öncelikle onları takdim etmek istiyorum. Hemen sağ tarafında Star Gazetesi kıdemli muhabiri Kemal Gümüş var. Özellikle yargı haberleri ve Güneydoğu'daki durumu takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Hoş geldiniz Kemal. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Adım Hanım. Ve Mazhar Bağlı, Profesör Doktor Mazhar Bağlı, 25. dönem Şanlıurfa Milletvekili. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok can alıcı bir konuyu konuşacağız. Ne yazık ki ülkede Güneydoğu Anadolu bölgesinde epeyce bir zamandır, 22 Temmuz'dan bu yana, PKK'nın devrimci halk savaşı başlattığı günden bu yana sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. PKK'nın kazdığı hendekler, patlayıcılar marifetiyle ülkeye dayattığı bir öz yönetim gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve operasyonlar devam ediyor. Ama halk göç etmek zorunda kaldı mağduriyetten dolayı. Ve karşımıza başka pek çok yeni sorun alanı olarak çıktı bu durum. Şimdi bunu konuşalım ama önce siz hem bölge milletvekilisiniz hem uzun bir zaman Dicle Üniversitesi'nde Diyarbakır'da görev yaptınız. Bölge halkını, bölgenin entelijansiyasını ve aslında eşrafını da bilirsiniz. Doğru. Bu gidişatı bekliyor muydu aslında Diyarbakır ve bölge? Bu noktaya gelince günün birinde biliniyor muydu? Şimdi tabii doğrusu bu tür bir hal alacağını ben çoğu zaman insanların beklediğini zannetmiyorum. Orada şundan, yani hali hazırda bizde de pek çok kişinin örgütün ve örgüt bileşenleriyle ilgili retoriği üzerinden bir okuma yaptığımızdan dolayı pek çok kişi böyle bir pozisyonun çıkabileceğini yahut da böyle bir durumu PKK'nın dayatabileceğini varsaymıyordu bence. Hı hı. Büyük oranda insanlar şöyle bakıyorlardı. Yani özellikle bu AK Parti iktidarıyla birlikte gerçekten AK Parti'nin Türkiye'nin temel sorunlarını sivil siyaset alanına çekmiş olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005'ten bu yana örgütün sürekli kelimenin tam anlamıyla bu meselenin sivil ve demokratik bir yolla çözülmesi önüne hendekler kazmasına rağmen bu konuda ısrarcı olması, insanların kahir ekseriyetinin bu meselenin hani zaman zaman bir takım problemler olmakla beraber bir çözüm yoluna girdiğine inandırdı. Evet, PKK, çözüm süreci özellikle. Elbette tabii ki, ama PKK da bence bu yani uzun, hani Türkiye'de konuşulan PKK'nın temel stratejileriyle ilgili bir takım analizler yapılıyor. Aslında burada PKK bir nevi deyim yerindeyse millete bir çalım attı. Yani Türkiye'nin birliği içerisinde ve demokratik bir yapıda bu meselenin çözüleceğiyle ilgili bir ideolojiyi sürekli pompaladı veyahut da böyle bir tavır aldı. Yani bütün söylemlerinde bunu geliştirdi. Ne zaman ki hani Türkiye'nin her pozisyon alışında farklı bir durum dayattı bir nevi. Yani hani bu tam da bir etnik açlık karşısına çıkarmak suretiyle Türkiye'nin ve bu meseleyi bir çözümsüzlüğe sürükleyen bir pozisyon aldı. Bölge insanının şöyle bir endişesi var doğrusunu isterseniz. Özellikle örgütün ne kadar pervasız olabileceğini bizatihi gözlemleyerek görebiliyorlar. Yani bu sadece bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Bunun öncesinde de başka olaylarda da çok başka bu konuyla ilgili kimselere söz hakkı tanımadığını ve insanların da zaten bundan çok büyük bir muzdarip olduklarını biliyoruz. Tabii Türkiye'nin de şöyle bir handikapı var bence. Şimdi biz bu Türkiye geleneksel bir toplum ve bu kötü anlamda kullanmıyorum. Ben bu gelenekselliği önemli gördüğüm ve bir kazanım olarak düşündüğüm bir şey. Yani nispeten hani modernleşme üzerinden bir okuma yapmıyorum burada. Türkiye geleneksel bir toplum, hem düşünsel anlamda hem ilişki bakımından hem de siyasal mekanizmanın işleyişi bakımından. Ama etnik mesele modern bir sorundur ve bu gelenekselin içerisinde modern bir sorunu çözmek hakikaten çok zor. Hele ki PKK gibi modernleşmeyi çok temel bir şey olarak gören, yani modernleşmenin de biraz daha ultra moderni diyelim. Yani bir adım ötesi bir modernizasyon, bir sekülerleşme projesi olarak baktığımızda. Dolayısıyla Türkiye
şöyle bir dezavantaja sahip. Diğer Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde bu tür etnik ve dini çatışmalar söz konusuysa onlarla ilgili bir çözüm arayışı aslında tarihsel birikimleri dolayısıyla çok ufuk açıcı bir takım deneyimler görmek mümkün. Yani Avrupa'nın işte mezhep çatışması var, yüzyıl savaşları var. Bunlardan elde etmiş oldukları çatışma çözümlemeleriyle ilgili bir deneyim söz konusu. Türkiye sosyolojik anlamda çok büyük çatışmalar yaşamadı. Yani evet bir Kürt meselesi var, doğru. Ama bu hani böyle sosyolojik bir konu değil, daha çok güvenlikle ilgili ve devletle ilgili bir meseleydi. Evet. Yani bu Türkiye'nin bir avantajı aslında bu meseleyi çözmek için de. Elbette bu anlamda bir avantaj, evet. Ama bu modern dünyadaki etnik meselelerin çözümüyle ilgili stratejilerin geliştirmesiyle ilgili bir bilgi veya bir deneyim eksikliği ise bir dezavantaj. Yani onu da görmek gerekiyor. Çünkü Fatma Hanım, bu konuları hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler ya, hakikaten böyle. Yani dünyada benzer sorunların nasıl çözüldüğüne bakarsınız. Üç aşağı beş yukarı sizler de aynı yolu izlersiniz. Hani çok kaba bir ayrım yaptığımızda iki yönü olan bir soruna karşı karşıyayız. Bir taraftan demokrasi açığı dolayısıyla ortaya çıkmış olan bir kriz söz konusudur. Yani bölgedeki uzunca bir süre özellikle bölge özgü demokrasinin işletilmesinde insan hakları ile ilgili ihlallerin çok büyük bir boyut kazanmış olmasından kaynaklanan, ulus devlet modelinin ortaya koymuş olduğu politikalardan kaynaklanan bir sorun olarak var. Ama aynı zamanda bu sorunun üzerine çullanmış bir terör örgütü var. Yani dolayısıyla iki yönlü bir konu ve bunu birbirinden ayırarak bir nevi hani her birisi için özel bir strateji geliştirip bir çözüm ortaya koymak gerekiyor. Bölge insanının şöyle bir sorunu var. Yani daha doğrusu şöyle bir şanssızlığı diyelim. Daha önceki dönemde de ulusalcı Kemalizm gerçekten bir dayatmada bulundu onlara. Mesela pek çok böyle hikayeler dinlemiş. Benim annem mesela, bizim Urfa'da çok geleneksel bir başörtüsü tipi var. Kufi dedikleri bir başörtüsü tipi var. Onu takmadığı için kadın çok muzdarip olmuştur mesela. Veya babaannem, işte mesela anneannem çok takamadıkları, yasaklanmış mesela. Şimdi bir taraftan ulusalcı Kemalizmin yaptığı bir dayatmayla hakikaten ya bu çok basit bir şey bu başörtüsü dediğim, başka alanlarda da bunu dile getirmek pekala mümkündür. Ama bu defa aynı sıkıştırmayı örgüt yapıyor. Yani PKK yapıyor bu defa. Çok benzer bir biçimde bir başka ulusalcı projeyi dayatmak istiyor. Daha önceki dayatmaya karşı bir direnç geliştirebiliyorlardı insanlar. Çünkü o ideolojiyle kendi arasında herhangi bir organik bağ kuramıyorlardı. Şimdi bu defa organik bağ kurarak zulmeden bir mekanizma var. Bunu bence beklemiyorlardı. Yani Türkiye'de beklemiyordu, bölge insanı da beklemiyordu. Beklemiyor olmamızın sebebi de, son bir cümle söyleyeyim, PKK'nın her pozisyona uygun, çok kolay bir biçimde bir maske takma becerisi. Evet. Evet. Yani çok bunu çok rahat yapabiliyorlar. Şu anda zaten mevcut durumda da yeni bir maskeyle karşımızda olduğunu görebiliyoruz aslında örgütün ve sivil ayağının da oradaki terör eylemlerini sanki devlet kasten sivil halka, şimdi, Kürt halkına bir baskı uyguluyormuş da buna karşı direniliyormuş gibi bir şekilde maskelenmeye çalışıyor. Şimdi sosyal medyada olduğu için hemen gündemde olan bir şey. Mesela bu öğretmenin bir televizyon kanalına bağlanıp işte çocuklar öldürülüyor gibi bir PKK için insan hayatının bir kıymeti yok. Bunu biliyoruz yani. Bu çok açık, net olarak. PKK için önemli olan hayatı değil, ideolojisidir kişilerin. Evet. Sahip oldukları fikir. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi yani bu maskeleri çok kolay bir biçimde değiştirebiliyor. Dolayısıyla bölge insanı aslında bu kadar çok kolay maske değiştirebileceğine ihtimal vermiyordu bence. Bu bir hayal kırıklığına neden olduğunu düşünüyorum. Belki bu derece. Bu da tabii doğal olarak belki Kemal Bey daha çok onu detaylandıracaktır. Bu süreçte geri durmasına neden oldu. Yani bu hayal kırıklığıyla birlikte bir geri durma da var. Onu konuşalım. Yani hayal kırıklıkları ve PKK'nın çağrısına uymamasının sebepleri ve sonuçlarını da konuşalım. Kemal, burada sana dönmek isterim. Sen çok sık gidiyorsun zaten bölgeye. Hem bölgenin insanı olarak hem de bir gazeteci olarak bölgedeki olayları sıcak ve yaygın olarak aslında takip etme imkanın var. En sonunda Star Gazetesi için gittin. Diyarbakır, Batman, Mardin, geniş bir şekilde dolaştım. Ve haberler yaptın. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi hani operasyonlar başlayalı da çok zaman oldu. Evet. Ve uzun haftalar ve hatta aylar süren
bir halkın mağduriyeti, gündelik hayatın devam edememesi gibi bir sorun da var. Hem halk açısından, hem YDGH açısından, hem de aslında hani belki onu ayrı bir başlık olarak konuşalım, güvenlik güçlerinin oradaki uygulamaları ve psikolojisi açısından da. Çünkü her gün sayılarının tabii ki hiç artmamasını, bilakis hiç şehidin, yaralının olmamasını dileriz ama birkaç tane şehit geliyor bölgeden. Evet. Ve onların aileleri de dahil olmak üzere bütün toplum çok teyakkuz halinde bu konuda. Durum ne bölgede? Şimdi Mazhar abi çok güzel bir şekilde bazı bölge gerçeklerini dile getirdi. Ancak ben farklı bir bakış açısıyla, yani şunu demek istiyorum, diyeceğim daha doğrusu. Biz bugüne kadar Türkiye özellikle çözüm süreciyle beraber bu sorunun ne olduğu, nereden kaynaklandığı, işte sistemin dayatmaları, sistemin daha önce bu halka yaptığı zulümler, hep bunlar birer efsane olduğu, anlatıldığı eserler yazıldı. İşte Akil İnsanlar Heyeti kurdu, siz de içindeydiniz, bölgede gezdiniz, dolaştınız. Sorun net bir şekilde ortaya aslında kondu ve siyasi irade bu sorunun çözümü için hiçbir hükümetin bugüne kadar cesaret edemediği şekilde elini taşın altına koydu ve yola çıkıldı. Ciddi bir mesafe de alındı. Toplum da destekledi. Tabii ki toplumun her kesimi desteklendi, destekledi ve nitekim her seçimde de bunun karşılığı alındı. Halkın bunu istediği, batıdan doğuya herkes ve özellikle bunun birinci muhatabı bölge halkı. Demin programın başında şey dediniz, işte PKK'nın Türkiye'ye dağıttı. Aslında PKK'nın Kürtlere dayattığı, Kürtlerin hiçbir zaman kabul etmediği, benimsemediği bir şeyi dayattığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii ki Türkiye'de öyle ama birinci derece etkilenen bölge insanı. Şimdi böyle bir atmosferden sonra bölge insanı yıllardır ekonomik özgürlükten yoksun, sosyal refahtan yoksun, psikolojisi sürekli bozuk, sürekli bir baskı. Bu iki taraflı bir baskı. Hem devlet içerisindeki karanlık güç odaklarının bölgede elde ettiği rant ve onun devamı için yapmış oldukları baskılar, örgütlenmeler. Hem de terör örgütünün. Yani çift, ben mesela hatırlıyorum, ben daha ortaokul öğrencisiydim. Köye gündüz asker gelirdi, bizim köye. Erkekleri toplardı bulabildiklerini. Bir güzel dayaktan geçirdi. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Gece de PKK gelirdi. Evet. Aynı zulmü, yani İki taraftan da zulüm görürdü toplum. Ancak bu çözüm süreciyle beraber, yani 7 Haziran'a kadar ki süreçte toplum bütün bunları unuttu. Yeni nesil, özellikle yeni nesil, son 10 yıllık nesil bu baskıdan uzak bir şekilde batıyla işte dünyayı tanıdı. Zaten kitle iletişim araçları olabildiğince yaygınlaştı. İnternet, iletişim araçları. Yani dünyayı daha rahat bir şekilde tanıdılar ve baskıdan yoksun bir şekilde, hiçbir şekilde o geçmiş zulümleri görmeden, sadece terör örgütünün propaganda malzemesi olarak kullanabildiği geçmiş şeyleri kullandı. Ancak 7 Haziran'dan sonra Kobani olayları, daha doğrusu Kobani ile beraber yeni nesil ve toplumun, bölge halkının o elde ettiği kazanımlarla kazanımların tehlikeye girebileceği gerçeğiyle yüz yüze kaldılar. Yani düşünün, iki gün içerisinde Kobani olaylarında 2014'te bir anda Diyarbakır'dan Mardin, Batman ateş çemberine döndü. Yüzlerce iş yeri yağmalandı. Masum insanlar hunharca katledildi. Kobani'den, Yasin Börü ve arkadaşları. Tabii Yasin Börü vahşeti, yani hiçbir zaman unutulamayacak bir şey. Evet. Yine Kobani'den DAEŞ mağduru olarak getirilen binlerce Kobanili Kürt bilmedikleri bir savaşın içine çekildi. Yani bölgedeki birçok adrese Kobaniler, bunlar DAEŞ diye saldırtıldı bu insanlara. Yine Şengal'den getirtilen mülteciler kullanıldı. Yani aslında HDP'nin içerisinde PKK'nın çok kirli bir başka bir tezgah dönüyor. Yapılanma var ve bunları kullandı, ancak biz kamuoyuna henüz ciddi manada bunlar yansımadı. O dönemde kısmen yansımıştı. Şimdi bununla beraber 7 Haziran seçimlerine geldiğimizde toplum, Türk toplumu bunu gördü. Ve birçok insan, ben 7 Haziran'da da dolaştım. Yani birçok insan, azımsanmayacak derecede insan, dediler ki ya bir daha Kobani yaşamayalım, HDP barajı atsın. Ve HDP gerçekten de rüyasında göremeyeceği, hayal edemeyeceği bir destek aldı. Bu destek hem batıda hem bölgede. Ancak buna layık olamadılar. Aslında Kürtleri şey yapamadılar. Çünkü ben şurada şunu demin Mazhar abi de söyledi. Rotası belli değil bunların aslında. Rüzgar hangi taraftan, güç odakları, arkalar, yaslandıkları güç odakları neyi emrediyorsa bunu yapıyor. Yoksa bugün yapılanların hiçbir izahı yok. Yani Kürt halkının desteklemediği bir politika düşünün. Hendek
politikası. Yani aslında bir de Batı'dan da biz buradan da çok büyük bir sorun. Mesela Gazi Mahallesi'nde bazı İstanbul'da bir olay olduğunda ararlardı. Evladım işte annelerimiz babalarımız aman dikkat edin İstanbul. Aslında bizim haberimiz bile olmuyor. Evet, evet. Çünkü İstanbul'un çok küçük bir yerinde. Bölge içinde ben bunu görüyorum. Yani mesela Diyarbakır koca bir kent. Sadece Sur ilçesinin birkaç mahallesinde bu sorun var. Nusaybin'in tamamında bu sorun yok. Nusaybin'in birkaç mahallesinde var. Cizre'nin de öyle. İşte ama bu sanki genel bir sorunmuş gibi. Çünkü Kürt halkı buna kesinlikle prim vermedi. Vermediği için de şu anda örgüt ve HDP büyük bir çıkmazda. Ve kendi içerisinde de çatışıyor. Şimdi gelinen nokta esasen çok korkuyorlar. Bu direnme ruhunun kaybolmasından çok endişe ediyorlar. Ve aslında kayboldu, kayboldu zaten. Bunun paniği var. Bunun çarpıcı örnekleri var. Duran Kalkan'ın çünkü son yaptığı açıklamada o bu yenilmişliği gösteriyordu. Bunun şöyle bir temel bir iddia, tez var daha doğrusu sosyolojik olarak dile getirilen. Yani belli bir konuda siz insanları sağlıklı bir biçimde organize edip bir direnmeye başladıysanız bunu başardınız, başardı, başarmadınız. Direnmenin yani bir devrimci halk savaşının işte bir sürüncemede kalarak gerçekleşmesi mümkün değil. Kaybedilir. Giderek yavaş yavaş törpülenerek kaybedilir. Ve burada da bunun bunun farkındalar. Yani bu giderek işte bölge insanı bunlarla birlikte yürümedi gerçekten. Asla bir destek vermedi. O Kemal Bey'in bahsettiği özellikle Haziran seçimlerinde bölgedeki verilen desteğin bir sivil siyaset alanında bu konunun çözülmesiyle ilgili açılan kredi bunlar şımarıklığa, eylemlere, teröre, şiddete tebdil etmek suretiyle bunu boğdular. Acaba öyle aslında. Miydi? Yani şöyle bir cümle daha söyleyebilir miyim? Çok affedersiniz. Kesinlikle. Bu Batı'da AK Parti'yi dövme aracı olarak kullanıldı. Yani o hani Nişantaşı Beyaz'da işte Halk Partili pek çok kişinin oy vermesinin sebebi şuydu. Onu biliyorum ben. O seçimlerde de ben adaydım biliyorum. O pek çok yerde bunun üzerinden AK Parti'yi terbiye edebiliriz diye veya Tayyip Erdoğan'ın gücünü kırabiliriz diye verildi. Doğru. O kaygı ama anlaşılıyor doğuda, ama evet. Doğu'da gerçekten insanlar ben de iyi biliyorum. Yani bu mesele artık şiddetten arındırılsın, arınsın, sivil siyaset alanına dahil edilsin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye'nin birliği içerisinde demokratik bir yolda bu konu çözülsün diye verilen bir krediydi. Bunu örgüt bence şey anlamıyla yani bunu hani bilmeyerek bunu yapmadı. Yani bunu bilerek ve kasten bir terör şiddet kredisine tebdil etti. Yani bunu kasten yaptı. Buna çok katılıyorum. Yani bu kazara uğranılmış değil. Bir son aynen değil. Öyle. Bu bile isteği bile hesaplanmış tabii. Bir son. Aynen öyle. Çünkü hani tabii. Şimdi Güneydoğu'nun her yerinde ya da her şehrin her bölgesinde hendek kazılmadı. Aslında polisin, emniyet güçlerinin ulaşamayacağı sıkıntılı mahallelerde birincisi. İkincisi de aslında en yüksek oy aldıkları yerde yaptılar. Ona rağmen hani bu kadar HDP'ye %90 oranında oy vermiş ilçelerde bile insanlar kapısının önüne gelmiş çatışmaya dahil olmadı. Ama bunu biliyorlardı. Çünkü onun Ankara'ya gönderildiğini biliyor. Yani tabii, meclise tabii. Gönderilmek için verildiğini biliyor ama buradaki asıl soru belki de şu. Yani 30 yıldır, 35 yıldır Türkiye Devleti'ne ve devlet memurlarına saldıran bir terör örgütünden bahsediyoruz. Orta Doğu gibi bir coğrafyada bunca çalkantının yaşandığı dönemlerde var olmayı başarabildi. Yani her zaman kurduğu ittifaklar, işbirlikleri sebebiyle var olmayı başarabildi. Bugün geldiğimiz noktada da bambaşka ittifaklar, ihaleler almış durumda. Velakin şunu biliyor, karşısında mücadele ettiği, savaştığı, saldırdığı devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Güçlü bir ordusu var, güçlü bir sosyal yapısı var. Ve siyaset şimdiye kadar hani asker eliyle çok veya vesayetçiler eliyle çok kesintiye uğramış olsa da önemli bir siyasi geleneği var. Yani baş edemeyeceğini, koparmak istediğini koparamayacağını biliyor. O halde şimdi bunca Kürt çocuğunu hendeklere, dağlara çıkartarak neden bile bile ölmelerine sebep oluyor? Şimdi biz Fatih neden? Ya yani 300-350 genç değil mi? YDG'lar öldürüldü tabii, şimdi. Tabii. Daha fazladır. Belki daha fazladır hani Kandili vesaire de sayarsanız. Niye? Bunların şimdi, öleceklerini biliyordu. Şöyle bir şey demin biz program öncesi Mazhar abiyle konuşuyorduk. Bence aslında bu sefer örgüt hani devlete karşı
Kürt halkışına karşı aslında bir savaş başladı. Bu defa devlete karşı değil yani. Değil. Ben de öyle düşünüyorum. Hmm. Yani Kürtlere niye? Karşı bir operasyon. Kürt halkına karşı. Ve... Konuşalım bunu. Neden? Yani hem Kürtlerin, çok özür diliyorum. Kürtlerin hem geleneksel dokusuna yönelik bir operasyon yapıyor şu anda. Hem onların sahip oldukları temel hani dünya bakışına yönelik bir operasyon yapıyor. Hem de onların Türkiye'ye olan entegrasyonuna bir operasyon yapıyor. Yani şu anda aslında PKK devleti karşı bir operasyondan önce Kürtlere yönelik bir operasyon. Kürtleri koparmak istiyor duygusal olarak. Şöyle, şimdi bu şöyle bir strateji izledi PKK. Uzun bir süre Kürtlere bir takım talimatlar verdi. Yani diyelim ki işte yürüyün, durun, kalkın, işte sürünün bilmem bu tür talimatlar ve bunların hepsini harfiyen yerine getirildiğini defalarca test etti. Özellikle Kobani hadisesi bence bu işin tam olarak ikna oldukları bir yerdi. Yani bütün Kürtleri istedikleri gibi istediği yöne sevk edebileceklerine, bütün ipleri ele geçirdiklerine inandıkları bir anda. Ama o başarılı olmadı ki Kobani olayları. Sayısal olarak çok azdı sokağa çıkış. Ama orada bir netice elde ettiler. Yani şöyle bir netice. Ben basit bir örnek vereyim. Sadece sayısal bir şey değil. Bu Yasin Börü meselesini birkaç kez verdim. Bir kez daha o örneği vermek istiyorum. Çok tipik bir olay. Şimdi normalde benim büyük amcam bir başkası kendisine sığındığından dolayı vermiyor onu ve öldürülüyor. Ve bizim aile amcamızla gurur duyarız. Biz deriz ki bizim amcamız... PKK'ya karşı. Hayır. Bu geleneksel bir adetten bahsediyorum. Hı. Yani bölgenin temel sanılan tipi... Sanılan eve yani şey yapar, sahip çıkar. Ha, emanet. Emanete sahip çıkar. Yani normalde işte diyelim ki siz gittiniz birisine aman sığındınız. Ben size sığındım. Benim arkamda düşmanlarım ve istemezlerim vardır. Hayır. Beni koruyun dediğiniz zaman o adam işte hani bu geleneğin gerektirdiği temel reflekslerden birisi olarak sizi korur. Şimdi bu çocuk bir aileye sığınıyor. Yani normalde dediğim gibi ya bu çok yaygın olan bir geleneksel işleyiş biçimi. Hatta bununla ilgili Kürtçe'de kullanılan birkaç tane deyim bile vardır. Kendisine sığınanları mesela. Bir çalı, nedir mesela? Bir çalı bile kendisine sığınan serçeyi kartala yedirmez diye. Mesela bu tür böyle çok benzer ifadeler var. Yani pek çok ifade var Kürtçe. Kültürde önemli bir şey. Bir unsurdur bu. Bu hani çok belki abarttığım düşünülmesin. Tipik Kürt bölgesindeki var olan yani bizim coğrafyadaki var olan geleneksel ilişki biçimini, sosyolojiyi nasıl tarif ettiklerine dair bir örnek olarak veriyorum. Şimdi o çocuk bir aileye sığınıyor. Hı hı. Sığındığı aile PKK'yı arıyor. Diyor ki gel bizde diyor. Kapıyı kilitliyorlar. Yukarıdaki aile onları iple sarkıyor, bırakıyor içeriye. Giriyorlar, öldürüyorlar. Öldürürken aşağı atıyorlar ve oradaki etrafta bulunanlar zılgıt çekiyor. Evet. Bu bizim şeyimizin kabul edebileceği bir durum değil. Çok korkunç bir şey. Şimdi bu buradan bence şeye güven. Artık dedi ki bakın o Charlie Hebdo karikatürleri de dahil olmak üzere inanca hakaret edici bir takım pervasızlıkları da dahil olmak üzere bütün bunlar bölge üzerine bölge sosyolojisini kontrol altına aldığını ve onları denetim altına alabileceklerine dair onları ikna ettiler yani. Ama bu konuda bu sefer onların onlara yönelik bir operasyon yaptıkları anda arkalarında bunları görmediler. Yani bölge insanı bu defa arkalarında yürümüyor bence. Evet. Onun için biraz bölge halkına bence operasyon yapıyorlar. Evet, Kemal İşte sen bunu farklı bir şekilde de ben bakıyorum olay. Çünkü birincisi Mazhar abinin dediği gibi Kobani olaylarında yaşadılar ciddi bir destek gibi algılandı. Çünkü ama şöyle bir hata yaptılar. Kobani'de sokakları ateşe veren, yakıp yıkanların büyük bölümü Kobaniliydi. Yani Türkiye'li Kürtler değildi. Orada mesela sadece Diyarbakır'da yaklaşık 1000'in üzerinde yaralı kaydı var. Ve bunların hepsi Suriyeli. Hmm. O gece 2-3 gün içerisinde bir şekilde yaralanmış insanlar tedaviye giden. Ve bir de gitmeyen kayıt dışı veriler var. Şimdi gelecek olursak neden bu savaş, bu Hendek Savaşı Kürtlere aslında yapıldı devlete karşı değil de. Çünkü şu ana kadar dağda yürütülen, güvenlik güçlerine karşı yürütülen bu savaş, bu sefer hayatın merkezine taşındı. Yani insanlar, toplum hep izliyordu. Ekranlardan şehit ailelerin acısı, şehit aileleri hissediyordu. Biz hissediyorduk. Teröristlerin de kendi ancak yakınları, çevresi. Ama şehrin içine taşıdılar. Yani insanların evinin önü kazılarak, tonlarca bomba konularak. Mesela sadece Nusaybin'de önümde veriler var. 7 ton bomba yerleştirilmiş 2-3 tane mahalleye. Of, evet. Düşünün. Ve hayatın merkezine taşıdılar bunu. İnsanların sağlık, ulaşım, güvenlik, temel yaşam hakları tamamen ellerinden aldı. Ya ölecekler, evet. Ya kaçacaklardı insanlar. Şimdi bu
burada bence çok temel sorulardan birisini sormanın zamanı. Ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şablon uygularlar. Kobani'deki Rojava devrimi dedikleri şeyde yani oradaki yürütmüş oldukları mücadelede bir defa karşılarında var olan bir çete vardı. Yani bir DAEŞ örgütü vardı. DAEŞ'e karşı yürüttükleri örgütün mücadelenin aynısını burada da uygulayacaklarını uygulama planı yaptılar daha doğrusu. Yani böyle bir program kurdular PKK. Evet. Bakın ben ne zaman çok önce yani daha seçimden bir hayli önce bu şeyin falan çözüm sürecinin sağlıklı yürüdüğü bir dönemde Avrupa'ya gittiğimde PKK bildiri dağıtıyor. AKP eşittir DAEŞ diye bildiri dağıtıyor. Bütün Avrupa başkentlerinde orada burada. Bütün bunları niye yaptılar? Şunun için yaptılar. Yani hani Kobani gibi bir durum oluşturan, yani buradaki işte oradaki karşılarındaki muhatap DAEŞ. Dolayısıyla Kobani'deki insanları hadi DAEŞ'e karşı mücadeleye kaldırabiliyoruz, devam ettirebiliyoruz. Bununla kavga edebiliyorlar. Aynı şekilde AK Parti'yi de böyle bir etiketleyerek bölge insanını buna karşı kalkışabileceğini varsaydılar. Yani bunu dünya işte, kamuoyuna karşı da yaptılar. Abi, Kürt kamuoyuna işte, karşı da yaptılar ama şey Kürtler... Yani bu sefer Kürtler, çok farklı evet, bir şey var. O kısmını oraya gelelim istersen. Ben tam oraya gelecektim. Yani normalde PKK çok müthiş bir propaganda unsur var elinde ve bunu çok iyi etkili bir şekilde kullanıyor. Ancak bu sefer bu propaganda ters tepti. Çünkü insanlar pratik olarak yaşadılar. Yani devleti terörize etmekle, halkı terörize etmekle suçluyor. Ama hendekleri kazan, bombaları koyan, tuzaklar kuran kendileri. Ve halk bunu etkiliyor. Birinci derecede etkileniyor. Çünkü bak, ve bu, artık bunu, bu inandırıcılığını yitiriyor örgütün bu propaganda. Bu çok önemli. Bence bu bu dönem yani son 22 Temmuz'dan bu yana açtıkları devrimci halk savaşı, üstelik halkın adını da kullanarak halka yaptıkları, rağmen. Halka rağmen yaptıkları bu terörist eylemlerde çok temel sorulardan birisi bu. Evet, halk bunu gördü. Yani devletin bu sorunu çözmek konusundaki ve Türkiye toplumunun genelinin bu sorunu çözmek konusundaki çabasını gördü. 2,5 yıllık çözüm sürecinin onlara nasıl geri dönüş olduğunu gördü. Normal bir hayat olabileceğini, dağdakilerin de gelebileceğini, korucuların tasfiye olacağını, hayatın normalleşeceğini gördü Kürt halkı da, bölge halkı da. Ama burada temel sorulardan birisi bu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi dedin ki sadece Nusaybin'in birkaç mahallesine 7 ton bomba, patlayıcı bomba yerleştirildi. Bunlar şimdi patlayıcı, el yapım patlayıcı bunların büyük çoğunluğu. El yapımı, diğerleri de profesyonel var. Hani savaş silahı var. Olarak olanlar da var ama. Şimdi bence Türkiye şunu soruyor, halk soruyor yani. Devlet bütün bu patlayıcılar, bu hendekler kazılıp gömülürken, patlayıcılar şehir merkezlerine taşınırken devlet neredeydi? Evet. İstihbarat bunu takip etmedi mi? Polis buna karşı neden bir şeyde bulunmadı, müdahale edildi? Şöyle bir şey var yalnız. Bu soruyu cevaplamadan çünkü biz bir adım ileriye gidemeyiz aslında. Şimdi aslında bu sorunun cevabını ben 7 Haziran sürecinde ve sonrasında, öncesinde de çok bölge halkından çok duydum. Yani terör örgütü aslında orada bir ikinci devlet kurmuş. Yani bizim bildiğimiz paralel devlet dışında başka bir paralel yapı aslında orada oluşmuş. Fiili olarak örgüt kırsalda mahkemeler kurmuş. İnsanları dağa götürüyor. Vergi topluyor, haraç kesiyor. Yani belediyelere müracaat edip müteahhitlere inşaat yapmak istiyor. Önce örgüte bir yardımda belli bir miktar ödemesi gerekiyor aktı. Bütün bunlar efsane değil. Bilinen şeyler ve yüzlerce de bunun mağduru var. Hatta bu hep o yüzden, vardı aslında. Bu hep vardı ama çözüm sürecinde arttı. Yani zamanda birilerinin de hükümete vurmak için kullandığı bir argüman da aynı şekilde bu. Orada işte asıl paralel devlet orada var. Niye buna şey yaptı mı? Şöyle bir şey vardı. Dedim ya size başta, bu toplum yıllardır çekiyor örgütten ve devlet içerisindeki illegal yapılanmalardan, AK Parti hükümetinden öncekini kastediyorum. Yani artık bir refah ortamı oldu. Devlet insanların, yani benim gördüğüm şuydu, gerçekten yani kimin yanında olup olmadığını görmesini istiyordu. Kimin dostu olup olmadığını. Yani o süreçte devlet hiçbir şekilde, hatta bir fıkra anlatılır gerçekliği ne kadardır bilmiyorum. Çözüm süreci olduğunda Diyarbakır'da bir Kürt vatandaş ter şeritten gidiyor. Yani herkes sağdan giderken o aynı şey karşıdan geliyor. Trafik polisi durduruyor. Hop hemşerim ne yapıyorsun?
O da dönüp hani biz barışmıştık diyor. Evet. Yani, kuralları aşmak için bir şey tabii, gibi onu sürekli icaz etti. Daha önce Cumhurbaşkanımız da Başbakan da sürekli çözüm para HDP ve terör örgütü bunu suistimal etti. Yani bunu devlet gördü, farkındaydı. Ben hep şimdi devlet zafiyet içerisinde gibi algılanıyordu. Hayır, devletin bir bildiği devlet vardı. Devlet buna göz yumdu yani. Göz bilerek, yumdu. Siyaset hayır şöyle diyorsun. Yani bu bilerek terör silah... Mutlaka bunlar göz açık bir şekilde getirmemişlerdir. Ama bir de devletin şöyle son iki yıl içerisinde olağanüstü bir yani devlet devletle savaştı gibi bir şey oldu. Hatırlayalım yani paralel yapılanmalar, evet. Onun tasfiye süreci ki bir de bu son iki yıllık süreçte değil. Aslında evet. Çözüm sürecinde paralel yapının hükümetle çeliştiği KCK operasyonlarını hatırlayalım. Yani hı hı. Bu bir kaşe. Çözüm süreci devam ederken aslında bir yandan da devletin bizim bilmediğimiz arka planda da böyle büyük bir çekişme vardı. Şimdi burada ama pratiğini de mesela ben de bölgeye gittiğimde şu bilgiyi aldım. Sen de benzer, siz de benzer bilgilere sahip misiniz? Bu sorunun cevabı önemli çünkü neden seyredildi, neden müdahale edilmedi? Şimdi hani bir sokağa hendek kazılıyor ve içine patlayıcı gömülüyor. Bu esnada emniyet ne yapıyor, istihbarat ne yapıyor sorusuna verilen cevap, yani ben bu soruyu sorduğumda aldığım cevap genel olarak şöyleydi. Yani şehirdeki YDGH'lar oradan bir kamyonu, bir büyük aracı sokağın başına park ediyorlar. Sokağa giriş çıkışı engelliyorlar. Bu esnada park ettiriyorlar. Sonra hızla hendek kazılıyor. İçine patlayıcı gömülüyor. İşte o şikayet olacak, telefon edilecek, bir çekici bulunacak, çekici gelip onu çekene kadar hendek kazılmış, patlayıcı gömülmüş oluyor. Evet. Tekrar işte patlayıcıya karşı özel şeye, mühimmata, şeye, donanıma sahip bir uzmanın gelip o hendeği şey yap, geride bir hendek daha kazılıyor gibi bir şey anlatılmıştı. Sizin için de böyle mi bu sorunun cevabı? Cizre'de farklı bir mazara bir anlatsın. Ben sonra şöyle bir sorun var hakikaten. Yani dediğiniz anlamda mesela çok uzun bir süre bu süreçte örgütün tahkim etmesi, oralarda yığınak yapması ve bir takım deyim yerinde ise işte bu hendek kazması yahut da patlayıcılar yerleştirme sürecinde istihbarat neredeydi? Yani niye? Devlet bu işten haberdar değil miydi? Ben bu doğrusunu isterseniz yani bu hani bir AK Partili olarak ve o dönemde de AK Parti'de bu meseleyle ilgili bir kişi olarak söylüyorum. Bir defa bütün bunları yaparken bir kanlı senaryo içinde düşünmediğinden kaynaklanan bir iyi niyet olduğunu bilmesini istiyorum. Yani AK Parti bu meselenin barışçıl bir yolda çözmesine samimiyetle inanıyor. Hali hazırda da inandığından hiç zerre kadar şüphem yok. O zaman da inanıyordu. Yani bunun bir güvenlik mülahazasıyla çözülecek bir mesele olmadığının farkında idi ve halen de aynı kanaati taşıdığını biliyorum. İkincisi, bu istihbarat işleri hakikaten çok fazla Türkiye'nin özellikle terörle ilgili yani kendi iç kamuoyundaki tehdit olarak gördüğü konular değiştiği andan itibaren çok çuvallayan bir yapıya sahip maalesef. Yani örgütle ilgili mesela bu tür analizlerin ne kadar yapılabildiği yahut da yapıldığı konusunda şeyden şu andaki var olan MİT müsteşarından bağımsız olarak söylüyorum. Özellikle bu Gülenci çetenin bunların büyük bir kısmını patlatmış olmasından kaynaklanan bir handikapın olduğunu biliyoruz. Yani şimdi siz normalde terörle mücadele ederken nasıl yaparsınız? Yani doğal olarak da bir takım istihbaratlar üzerinden yaparsınız yani. Evet, bu istihbaratları, bir hafızası vardır. Bir hafızası vardır. Ama maalesef Türkiye'de bununla ilgili bir hafıza olduğunu hakikaten çok sanmıyorum. Yani belki bunun birkaç tane örneğinden de bahsetmek mümkün. Burada galiba şu kabul edilmesi gerekiyor. Ya ben kişisel olarak yani hissiyatımı sorarsanız. PKK'ya güvenerek çözüm sürecini yürütmek hani çok sağlıklı bir yol değil. Ama bu benim hissiyatım. Devlet hissiyatla bence hareket etmez, etmemeli. Gerçekten etmemeli. Ya ben devleti temize çıkarmak için söylemiyorum. Bir bu yolu denemek zorundaydı. Yani bu süreci bakın pek çok yol önceden varsayarak ya biz bu çözüm sürecini yürütürsek PKK burada silah sığınağı yapacak, bu çözüme inanmayacak zaten diyerek bunun peşinen böyle bir yola girmemezlik yapamazdı. Yapmaması lazım zaten. Hı hı. Yani bunu deneyerek görmek durumundayız. Aslında PKK'ya güven meselesi değil mi? Benim kanaatime göre. Çünkü
Hani az önce sen hatırlattığın için ben de Akil İnsanlar Heyeti içinde bulundum ve çalıştım. Ben hani kendim de öyle görmüyorum. Bütün bu süreç içerisinde devletin bakışına baktığımda da gördüğüm şuydu. Yani devlet PKK'ya güveniyor değildi. Değil tabii. İşte, doğru devlet yani. Halka güveniyordu. Eyvallah. Kürt halkına güveniyordu. Kürt siyasetçilerine güvenmek istedi ve sürece güvendi. Yani mesela benzer dünyadaki başka etnik temelli çatışma çözümlerinde de muhataba güven değil ama sürecin kendisine güven vasıtasıyla yürüyen bir şey bu. Ve doğru bir bakış açısıydı. Devlet bence yanılmadı burada. Bu bence de yanıldığını düşünmüyorum. Yani son süreçte yaşadıklarımızı. Bana göre filmi geriye saralım. Tekrar 2013 yılındaki o ilk İmralı ziyaretin gerçekleşmesi. Bugün aynı bu filmi görmüş birisi olarak sorarsanız emin olun ben tekrar başlasın derim yani. Bakın çünkü bu biz bütün ben az önce söyledim Fadime Hanım. Örgütün maskelerini düşürmeden bu işi bitiremeyiz. Gerçekten bitiremeyiz. Ben aday olduğumda da Halfeti o örgütün işte Öcalan'ın doğum yeri doğum falan. Yeri, evet, ben özellikle bir gönüllü olarak orayı istedim ve dedim ki ben bunların maskesini düşürmek için orayı istiyorum. Gerçekten istedim yani. Ve burada da yani şöyle bu konuda Türkiye'nin bakın 93 yılından bu yana bu konuyu çözmek isteyen herkesin önüne bir kanlı eylemle örgüt çıktı. Herkese çıktı. Şimdi Özal'ın önüne kanlı bir eylemle 33 erin şehit edilmesi meselesi çıktıktan sonra Türkiye bu işten tamamen elini çeksin mi? Hayır. Çekmeyecek ve çekmemeli. Ve bence AK Parti iktidarı örgütün kimyasını şöyle bozdu. 2005'ten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'daki konuşmasından sonra bu meseleyi mutlaka sivil siyaset alanında çözmek istiyorum diye çok ısrarcı oldu. Hı hı. Ve inatla bu yolda kalmaya devam etti. Karşısına evet. çıkan her kanlı eylemi bertaraf ederek devam etti. Bu en son hendek kazdılar. Evet. Yani bu çözüm sürecinin önüne kanlı eylemlerle işte Aktütün, Reşadiye, Silvan baskınları hı hı. vesaire falan bütün bunlar çözümü sabote etmek için çıktı. En son işte sivil siyasetle bu defa karşısına çıktılar. Benim evet. aslında ilginç olan bana göre bizzat örgüt sivil siyaseti zehirleyecek bir hamle yaptı. Yani şimdi, bu hendek olaylar biraz öyle bir şey. Kemal sen hani halkla da çok temas ettiğin için özellikle yani bölgenin akilleriyle yani bölgenin kendi evet. doğal Kürt akilleriyle görüştün, esnafla siyasetçilerle görüştün. Biraz bu hendeğin öz yönetim dayatmasının halkın ağzında ve zihninde hani nasıl şekillendiğini aktarırsan tabii ondan bu önce, mülazaları da hı. altını da doldurmuş oluruz. Ondan önce bir soru sordunuz hı. ya bu hendekler kazılırken devlet nerede diye hı. bir örnek de verdiniz. Şöyle bir şey var. Hendekler YDG'lerin kendi imkanlarıyla kazdıkları bir senin şimdi, bir haberin de vardı. Belediyelerin evet. çok ciddi bir desteği var. Yani belediyeler bariyer kurulması için, kum torbaları için kamyonlarıyla kum taşıdılar. Bunlar kayıtlı, tespitli. Belediyeler kepçelerini verdiler. Teknik bütün desteklerini verdiler. Yine sağlık teröristlerin olası çatışmalarda yer almaları ve tedavileri için sağlık malzemeleri, günlerce gıda desteği verdiler. Bütün bunları belediyelerin imkanı. Nitekim geçen gün yazdığımız gibi mesela Mardin'de, Batman'da, Ağrı'da ve Kızıltepe ve daha birçok onlarca ilçede belediye başkanları aynı desteği terör örgütüne vermediler. Vermeme imkanı aslında, var demek yani. Var tabii ki çünkü vermiyor. Halk desteklemiyor. Hı. Halkın desteklemediği bir şeyin bir maceradan başka bir şey olmayacağını, kendi siyasetleri açısından büyük bir kayıp olacağını öngörüyorlar. Hı. Ve örgüte rağmen direndiler. Bu yapılabilen bir şeymiş demek. Yapılabilen demek bir şey. Yani. Yapılan yerlere bakın. Nusaybin'in birkaç mahallesi, Sur'un birkaç mahallesi, hı. Cizre'nin birkaç mahallesi, Silopi. Silvan, onlar yani bitti durdu da artık o aynı şey evet. Yok yani. Ve şu anda Sur'da da çok az bir şey kaldı. Yani ciddi Sur'un bir mesafe. Sur'un neticelenecek inşallah. Tabii kısa bir süre sonra neticelenecek. Yani tabii daha hani bunu da konuşacağız umarım hani niye bu kadar sürüyor? Onun onu cevabını da şey yapacağız. Evet. Halk buna destek vermiyor dediğim gibi. Çünkü niye halk? Mesela düşünün geçtiğimiz ben Diyarbakır'dayken çağrı oldu birkaç sefer. İşte kepekleri kapatma çağrısı oldu. Yürüyüş yapma çağrısı oldu işte belediye önünde. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece yaklaşık 10 bin personeli var Diyarbakır'da. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanıp Surat Dağ Kapı'ya doğru yürümek için ancak 1500 kişi toplayabildiler. Onca tehdide, onca baskıya rağmen. Hatta Gülten Kışanağ'ın yani özel talimatlarıyla esnaf, işte kepek kapatmayanların fişlenmesi, ileride yaptırımlara maruz bırakılma tehditleri... Hı hı.
Gitmedi. Gidenler de yarısı zaten yürüyüş başladıktan sonra sağa sola hemen sıvışıyorlar. Yani halk destek vermiyor. Çünkü dediğim gibi birinci derece bu savaşı, dağdaki yangını getirdiler şehrin merkezine. Yani insanlar, bir dedim ya size, insanlar bir geçmişte bir şeyle tanıştılar. Yani insanca yaşamanın tadına vardılar. Evet. O baskılar bertaraf oldu. Ama durduk yere örgüt, işte yine Kürt halka rağmen, halkın iyiliği için sözde, öz yönetim saçmalarını getirdiler. Ve ancak geri tepti. Şu anda da bir çıkış yolu arıyorlar. Ben bundan başka bir şey görmüyorum. HDP, terör örgütü bir çıkış yolu arıyor, bir kurtuluş, bir ışık arıyor. Ancak onu bulamıyor. Şimdi Silvan da bitti. Cizre'de devam ediyor değil mi? Cizre'de devam ediyor. Sahibinde devam ediyor. Sur'da neticelenmek üzere. Sur'da neden bu kadar uzun sürdü? Şimdi benim oradayken polisle, işte devlet bürokrasisiyle ve Sur'un içerisinden gelen insanlarla, Sur'un içerisinde o çatışma ortamında gelen insanlarla görüşmelerim oldu, tespitlerim oldu. Şimdi örgüt bir kere vatandaşı orada rehin tutmak istedi. Yani hendek kazıyor ve vatandaşın bu hendeklere rağmen ağaç, susuz, kendileri gibi beraber kalmasını istiyor. Yani öleceksek beraber ölelim dayatmasında bulunuyor. Ancak insanlar buna uymadı. Büyük çoğunluğu Doğu büyüklerini, hani Diyarbakır'da bilirsiniz, insanların bir ev bark sahibi olması çok zordur günümüz şartlarında. Bu batıda da öyledir, orada da öyledir. İnsanlar her şeylerini bırakıp gittiler. Geride hani evimize bir şey olmasın deyip yaşlılar kaldı, yaşlı insanlar. Ya da doğru, imkanı olmayanlar. Ya da imkanı gidecek bir yeri kalmayan insanlar kaldı. Kemal, iznini istiyorum şey senden. Yönetmenimiz uyarıyor. Bu kısmını önemsiyorum. Örgütün evlere, emlaklara el koyması mevzuda ayrı bir... Çünkü sömürü Kobani'de noktası. Kobani'de de öyle bir şey var çünkü. Evet, orada var. Burada da çok yaygın. Bir ara verelim. Dönüşte buradan devam edeceğiz. Tamam. İnce Fikir kısa bir aradan sonra devam edecek. Tekrar merhaba. İnce Fikir, Mazhar Bağlı ve Kemal Gümüş'le devam ediyor. Araya gitmeden önce Kemal Gümüş, sizde kalmıştık ve bu operasyonların neden aslında uzun sürdüğü. Çünkü bunun uzun sürmesi hem kafalardaki soru işaretlerini artırıyor hem de bölge halkının mağduriyetini aslında artırıyor. Evet. Niye bu kadar uzun sürüyor? Şunun için uzun sürüyor. Öncelikle örgüt hendek kazdığı bütün mahallelerde evlere de el konmuş durumda. Şimdi arkada da bu arada sizin çektiğiniz, sizin getirdiğiniz görüntüler var. Bu mesela Nusaybin'den görüntüler. Nusaybin, işte bakınız, hendekler kazılıyor. Bütün her tarafta bariyerler, barikatlar var. Bütün sokakların ortalarında var. Bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Şimdi örgüt, işte bunlar sivil, burada sivil insanlar da var. Evet. Yani bu Sur tabii daha kötü. Sur'un daha kötü olması ne? Sur'un fiziki yapısı, daracık sokaklar, bir buçuk metre. Çekimler sizin mi? Yok, benim değil. Benim değil, güvenlik kuvvetlerinin çekimi. Mesela şurada bir olay var galiba bir noktada. Hayır, olay yok, hendek kazıyorlar. Öyle mi? Tabii. Kalabalık var çünkü. Kalabalık, evet, hendek kazılıyor. Hmm. Büyük bir barikat örülüyor. Şu tarafta kazılmış şurada. Yine sokaklarda yani... Bariz bir şekilde sayısız şey var. İşte burada mesela sadece bir iki mahalledir burada. 7 ton bomba tespit edilmiş buralarda. Yine 400 adet roket atar başlıyor. Bunların karşı taraf Suriye mesela. Evet. Çok rahat bir şekilde oradan da girip zamanında getirmişler. Girip çıkabiliyorlar. Öyle bir imkan da var. Tabii yani buradaki hendekler, dediğimiz gibi, neden uzun sürüyor? Bu hendeklerin yıkımı, işte insanların tahliyesi. Örgüt bir kere orada... Tüm evlere el koyuyor. Yani içinde insan varsa da yoksa da. Yani her eve girip çıkıyor ve dolayısıyla oradaki sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Şimdi güvenlik güçleri de burada sivil zayiatının hiç yaşanmaması için azami gayret gösteriyor. Mesela bugün yine terör örgütünden temizlenen mahalleler, evlere girildiğinde terör örgütünün evin her tarafını tuzaklıyor. Yani yoldaki, sokağın başındaki hendekler dışında işte halıyı ruh halinde sararak içinde bomba koyma, düdüklü tencereyi bombayla tuzaklama. Efendim, yani güvenlik güçleri tabii eve girdiği anda patlatacak. Ve... Hem o var, hem de sivilleri, dediğim gibi, kalkan olarak yaşlı insanları özellikle bırakmıyor. Ve bütün evlerin içerisinden evden eve giriş için hendek şey kazmışlar. Tünel duvardan açmışlar. Duvara. Duvardan duvara, evet. Tünel açmış. Bir evden polise ateş ediyor. Diğer eve geçiyor. Tabii burada güvenlik güçleri o eve, yani operasyon yapmadan, o eve saldırı
yapmadan önce içinde sivil olabilme ihtimali değerlendiriyor. Evet, o görüntüleri de verebiliriz arkadaşlar. Bu durumda çatışma, şey oluyor. Yani uzun sürüyor. Uzun sürmesinin tek nedeni budur. Aksi takdirde böyle bir endişe olmamış olsaydı, yani tamamen sivil unsurlar dışarıda, mesela şu anda surun içerisinde 1000'e yakın sivilin olduğu değerlendiriliyor. Hala değil mi? Tabii o kadar ciddi, yani çıkamayan. Yani terör örgütü ölümle tehdit ediyor, el koyuyor. Evinin bir daha alamayacağını, neticede bu şekilde birçok insanın evine el konuldu. Şimdi şöyle bir şey de var Kemal. Sur kentsel dönüşüm bölgesi aslında. Kaç yıldır? 2004'ten bu yana. 2004'ten bu yana kentsel dönüşüm zarureti olan bir bölge, ama aynı zamanda tarihi bir bölge. Bizim yani İstanbul'da Sultanahmet bölgesi gibi çok sayıda binlerce yıllık eserin olduğu bir bölge. Ve değerli aslında, oradaki her yapı çok değerli. Ve bir emlak değişimle, bir emlak mafyasının türediğini ve PKK'nın da bunun içinde olduğunu da biliyoruz aslında. Bunu ilk kez Star Gazetesi olarak geniş bir şekilde gündeme getirdik ve ben araştırdım bunu. Mazhar Bey'in dediği gibi 2004 yılında başlanacak, 2009 yılında fiili olarak Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında bir anlaşma yapıldı. Evet. Ve orada istimlak edilecek mülk sahiplerine 579 yapı sahibine parası ödendi. Evet. Ve oradan onun karşılığında bir de TOKİ tarafından ev yapıldı. Ancak hala orada devam eden ve orada oturmaya devam bir sürü yapı var. Belediye, Büyükşehir Belediyesi son 2,5 yıldır bunu durdurdu. Niye durdurdu? Yani bu istimlak işleminin devam etmesi gerekiyordu. Çünkü Türkiye'nin her tarafında aslında bilakis hız kazanmış. Tabii, tabii yani. Orada durdu. Durdurmasının nedeni orayı bir oy deposu olarak gördüğü için. Çünkü orada o kötü şartlarda insanların yaşamaya mahkum ediyor. İnsanlar normal bir, yani diğer hani insanca yaşanabilecek ortamlara gittiklerinde dünyayı daha rahat bir şekilde görecekler. Daha bir özgür, daha bir müreffeh bir ortamda daha rahat hareket edebilecek. Ama örgüt, yani HDP özellikle o insanın orada kalmasını istediği için son 2,5 yıldır hiçbir şeyi yapmadı, yani el koymadı. Meyilli, bu bir. Suça meyilli insan topluluğu oluşturmaya çalıştı. Bir alan haline getirmeye çalıştı. Yani hani çok belki hani yanlış anlaşılmasın ama Diyarbakır'da son bir ayda hırsızlık olayı neredeyse durma noktasına geldi. Yani niye? YDG'liler oraya toplandığı için. Çünkü YDG bütün hırsızlık çetelerini kontrol edip surda saklıyordu. Evet. Yani resmi kaynakları açın bakın, günde ortalama 1100 hırsızlık vakasının yaşandığı Diyarbakır'da bugün neredeyse bu oran bitmiş durumda. Aslında YDG Han, çünkü bunların YDG, büyük bir çoğunluğunun da suçlu insanlar olduğunu, hırsız. Yani suç çetelerini bizzat bu örgüt kontrol ediyor. Evet. Bu bir. Bir ikinci husus, orada büyük bir rant söz konusu. Dediğiniz gibi İstanbul'un Sultanahmet'i neyse, Ayasofya civarı neyse, Diyarbakır'ın da sur içidir. Bu arada büyük bir rant var. Bu sokağa çıkma yasağının sürdüğü işte ikinci haftasında mülklerin el değiştirildiği tespit edildi. Sadece bir tane örgüt yandaşının 7 tane daireyi hiç görmeden 20-25 ile 40 arasında değişen rakamlarla satın aldı. Hiç görmeden. Çünkü daireyi zaten kullanmayacak yani. Yani niye? Rant olduğu için. Ve bunlar tespit edildi. Daha sonra böyle bir çalışma da başladı. Bu süreçte el değiştirilen hiçbir şey, yani izin verilmeyecek. Bununla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. İnceleme sürüyor. Bunlar el değiştirilmesine imkan verilmeyecek, izin verilmeyecek. Büyük bir rant söz konusu bir. İkincisi de oy deposu olarak görüyor. Buraları kaybetmek istemiyor. Bu yüzden de Sur'daki bu çirkin siyaseti devam ettirdi. Ancak dediğim gibi gerçekten de bunu Sur halkı da gördü, Diyarbakırlılar da gördü. Çünkü Sur'da sadece Surlular etkilenmedi. Peki Aydınlar gördü mü Mazhar Bey? Şuraya atlayabilir miyiz? Zamanımızı ve konu başlıklarımızın çokluğunu da düşünerek biraz daha ekonomik kullanmak istiyorum. Şimdi zaman zaman buna benzer çağrılar hep yapılıyor zaten. Aralarında Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almış isimlerin de olduğu bir grup aydın. Yine işte Başbakan Davutoğlu ile görüştü, CHP lideriyle görüştü ve HDP eş başkanlarıyla görüşerek eller tetikten çekilsin diye iki tarafa da bir anlamda bir çağrıda bulundu. Şimdi bu hep tartışılıyor aslında, bu son çatışma başladığından bu yana. Şimdi iki tarafı da böyle eşit konumlandırabilir miyiz? Bunun durabilmesi için iki tarafa da eşit, adil mi çok büyük bir oluyor haksızlık böyle olur. Gerçekten büyük bir haksızlık olur. Bu bir defa çok açık ve net olarak söylüyorum. Ben pek çok başka entelektüel eli kalem tutanlar da, HDP çevrelerine yakın kişiler de yazdılar.
bayağı yani bir hayli kişi de bunu dile getirdi. Bu süreci çatışmayı PKK başlattı. PKK'nın başlatmış olmasından dolayı da eğer hani birileri durdurması gerekiyorsa o da elbette terör örgütüdür. Bu bir. İkincisi zaten hükümet bu konuyla ilgili hani çok fazla müsamahalı davrandığına dair biz şimdi bile konuştuk yani. İşte. Eleştiriyoruz oy yani. Oy kaybına uğradı. Hayır, yani. Bu kadar gelirken yani bu kadar çok örgüte yani hani müsamahalı davrandığı konusunda zaten bir eleştiri var. Ayrıca gidip hükümete bir çağrıda bulunmak gerçekten çok akıl kârı bir iş değildir. Entelektüeller aydınların bu konuyla ilgili bir şeyleri olacaksa yani bunun muhatap yani konuşacakları kişi, karşılarına alacakları kişi yahut da aktör bence gerçekten hükümet değil, AK Parti hiç değil, Sayın Başbakanımız hele hele hiç değildir. Ben aslında bu Suriç ile ilgili bir iki cümle söylemesem eksik kalır. İzniniz olursa ben tabii, Diyarbakır kentleşmesi ile ilgili de çalışmış birisi olarak ve orada da 10 yıl bulunmuş ve hakikaten orayı da çok seven birisi olarak. Kent içi, Suriç'i Fadime Hanım çok özgün bir yer. Yani şimdi biz dünyada ideal kentlerle ilgili bir takım çalışmalara kaba bir göz attığımızda dünyanın işte birkaç yerinde ve çok kendine ait mimarisi, efendim kentsel planlaması vesaire falan olan ve koruma altında olan çok kıymetli yerlerden birisidir Suriç'i. Hemen hemen az buçuk eli kalem tutan ve Diyarbakır'la ilgili olan pek çok kişi o Suriç'indeki tarihi yapıların korunması ve diğer yapıların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında bertaraf edilmesi inanılmaz bir şey çıkaracak ortaya. Gerçekten bir belki de dünyanın en büyük açık hava müzesini ortaya çıkarır. Hı hı. Yani o hanı, efendim oradaki camisi, kiliseleriyle, pek çok o tarihi yapısıyla, hamamlarıyla yani böyle birkaç medeniyetin izini taşıyan surlardaki figürleri vesaire falan. Yani çok kıymetli bir yer gerçekten. Ve burada çok ciddi olarak o kentsel dönüşümle ilgili 2009'da daha çok hız kazanmaya başlandı. 2009'da zannediyorum belediye ile TOKİ arasında bir protokol imzalandı. Ve AK Parti de o süreçte özellikle belediye seçimleri zamanında da gerçekten orayla ilgili vizyonunu deklare etti bütün kamuoyuna. Çok önemli bir master projesi ortaya koydu. Burada tabii aynen Kemal Bey'in söylediği gibi örgüt ve hani HDP diyelim buradaki dönüşüme izin vermedi. Vermemesinin tek bir sebebi var. Hem oy deposu olarak görmesi hem de bu insanların insanca yaşanılabilir bir konuma sahip olmaları halinde örgütsel bir şeyle bağlantı içerisinde bir organizasyon içerisinde olmalarını çok kolay mümkün olmayacağını biliyor. Dolayısıyla çok izin vermiyor buna. Yani izin vermedi. Yoksa Saraykapı civarında çok büyük bir restorasyon yapıldı biliyorsunuz. Eski Diyarbakır cezaevi olarak bilinen askeri cezaevinin olduğu yerler restore edildi. Oralar müzeye dönüştürüldü. Kültür Müdürlüğü oraya taşındı. Pek çok gerçekten orada çok tarihi bir antik dönemlerden kalma bir tiyatro da var. Onun da gün yüzüne çıkarılması yine bu kapsamda düşünülüyor. Ama örgüt buna izin vermiyor. Yani bu tür bir dönüşüme işte bugün için anlıyoruz ki bunun buna izin vermediğini görüyoruz. Bu şeyin, bu tarihi yapının bölgenin gerçekten sosyolojisiyle birlikte dönüştürülme gibi bir niyetinin olduğunu ve aynı zamanda da mülkiyete yönelik bir dönüştürme olduğunu da biliyoruz. Son bir şey. Ben Urfa bizim Kobani'ye yakın yani. Benim o bilmiyorum hatırlar Suruç'a mısınız? Suruç'a yakın. Suruç'a yakın. Bir, bizim Halfeti'ye bağlı köyümüz ama Suruç, Bozova, Birecik oraya yakın. O Kobani'den gelenlerin yaşlı bir teyze var. İki asker koluna girmiş. O benim akrabam mesela. Bizim orada akrabalarımız var. Gidip gelenler var. Yeğenlerimiz var. Şimdi örgüt orayı bir defa önce boşalttı yani tamamen. Şimdiki Surucu hayır Kobani. Kobani'yi boşalttı. Kobani'de PKK'lı olmayan Kürtleri kovdu yani. Ve sonra onların hepsini kovduktan sonra bir deklarasyon yani. Dedi ki şu tarihe kadar geldiniz geldin. Gelmediniz mülkiyetinize, mallarınıza, araçlarınıza, hayvanlarınıza el koydu. Hepsine el koydu. Tıpkı Rojava'da yani diğer bölgelerde yaptığı tabii, gibi. Şimdi burada da aynısını yapacak.
Evet. Burada da aynı şekilde. Yani Sur'da da tabii aynı tabii tabii yapacak, tabii burada da yapacak. Yani ama burada devlet var. Kobani'de devlet, devlet yoktu yok. Yani. Şimdi burada da işte başka türlü var. Yapıyor. Yani burada hani çağrıda bulunup geldiniz geldi gelmez ben el koydum diyemeyecek. Başka türlü bir biçimde el koymayı gelecek. Tehditlerle, baskılarla. Bunların çok büyük bir kısmı Sur, hani sınıf altı diyebileceğimiz aylık 100-150 lira kira gibi şeylerde oturan evet. insanlar. Yani evet, hakikaten evet. böyle çok zor koşullar, büyük mağdur olan insanların yaşadığı evet. yerler ve onların yerinden ettikten sonra o evlerle ilgili bir bu tür bir mülkiyet el değiştirmesi onlar için çok zor bir iş değil. Nitekim zaten... O zaman buna karşı dikkatli olunması lazım tabii şimdiden. Tabii ki, elbette, yani. Elbette. Yani bu çok sürekli hani bu İstanbul'la ilgili başka yerlerle ilgili gündeme gelen temel emsal arttırmayla ilgili ortaya çıkan rantın paylaşımı ile ilgili bir kavgadan esas olanın burada olduğu bilinmesini istiyorum. Yani evet. Mardin'de, Diyarbakır'da, Van'da esas bu tür bir operasyonu gerçekleştirdi ve bu paraların da hani çok bildiğimiz şekliyle örgüt ve örgüt bileşenlerine gittiği bilinen bir konu. Yani evet. buraya daha bir hassasiyet göstermesi çünkü gerekiyor. Çünkü bunu en son Başbakan Davutoğlu da açıkladı. Yani az önce Kemal'in de bahsettiği bu hendek kazma ve sokakları çatışmaya hazırlama halinde belediyelerin imkanları, araçları kullanıldı. Belediyeler şey işbirliğine girdi PKK ile burada. Birçok araçlarına el konuldu. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin, işte diğer ilçelerdeki bütün belediye araçlarını bu işte kullanan savcılık ve valilik kararıyla hepsine el konuldu. Ama bu emlak mafyası, mafyalığı yani işi de PKK'nın bir organizasyon olarak aslında şu anda görülüyor. Diyarbakır yani. Evet. turizm haritasına bakın, turizminin büyük çoğunluğu sadece Sur için. Sur'du Sur bu, evet. Şu anda mı tabii şu yani, ortadaki tabii, caddeden bu tarafta, Hesselbahçeleri tarafında, Hesselbahçeleri aşağı doğru, yani şuralar temizlendi. Evet, yani Ulu Cami'nin arka tarafında tabii. bir çatışma yok şu anda, hendek yok. Yok, buralarda hiçbir şey yok, sadece dedim ya şu ufacık bir yer. Ama tabii bütün bölgeyi etkiliyor, ciddi manada etkiliyor. Yani halbuki burada Fadime Hanım çok gerçekten tarihi değeri olan, çok böyle kıymetli, yani mimarisi çok özgün olan evler vardı. Ve pek çok orada hem hemşeri dernekleri, hem vakıflar, hem düşünce kuruluşları o evlerin çok büyük bir kısmını satın alıp restore edip çok da yani hani gidip oturup belki siz de gelmişsinizdir yani, sanıyorum. Orada oturup konuşup çay muhabbet edildiği çok önemli yerlerdi. Ya şimdi ondan şöyle şey, bunun ilgili çok önemli kimyasını bozdu yani. Evet. Şöyle bir şey, Mazhar Bey'in dediği gibi yani bu konuya dikkat edilmeli, bir de bölgenin gerçekleri var. Yani bölgede bir hukuku var. Yani kültürel bir gelenek var. Yani biz bir insan kağıt üstünde anlaşma yapmamışsa bile hani tapusunu devretmemiş, satmışsa satmıştır. Tabii tabii. Şifayen satmışsa satmıştır. Devletin büyük oranda öyledir yani. Yani devletin çok problem çıkmadığı mesela zaman. Vatandaş şu anda terör mağduru, canını kurtarmaya oradaki evi zaten yer yıkıldı yıkılacak. Terör Allah bilir ne olmuş, bilmiyor olduğunu. Adam satın alıyor. İşte çok aslında 100 bin TL iken 20 bin TL ile. Ama istemeyerek bir şekilde baskıyla. Bir an önce o acil işte, paraya yani, ihtiyacı var işte çünkü. Devletin bunu da dikkate alması gerekiyor. Yani o vatandaş o gün tapuyu devretmiyor. Belki bir süre sonra devredecektir ama bunun da araştırılması gerektiği çok çok önemli bir şey. Bununla ilgili şöyle bir şeyi hatırlıyorum ben. Bunun da önemli olduğunu da düşünüyorum. Şimdi terör örgütü de PKK'da, HDP'de yani o siyasi hat aslında Türkiye'nin 90'lara döndüğünü iddia ediyor ve bu yaşananlarda devletin Türkiye'nin 90'lara döndüğünü malum söylüyor ama aslında evet ama tersinden döndü. Tabii. Hani daha önce yani. JITEM'in yaptıklarını bugün PKK yapıyor. Hem yani bu göçlere sebebiyet vermek, çatışmada mazlumiyet, bu el mallara el koyma bahsinde de benzer bir şey yaşanıyor. Kesinlikle. Nasıl o gün işte evleri köy boşaltmak için devlet yakıyordu, JITEM yakıyordu. O köyleri boşaltıp korucuları veriyordu. Evet, şimdi de bunlar boşaltıp PKK'lılara veriyorlar. Tabii. Yani tam tersinden bir süreç işliyor. Zaten şimdi gün yüzünde hani çok benzeşmeye başladı yani. Çok o kadar çok, çok örtüşüyor ki her şey birebir kopyalanıyor. Daha da fecisi aslında. Yani eskiden bütün bunları illegal yapılıyordu. Gerçeği ama bugün tersine çevirmek gibi bir süreç yaşanıyor. Çok daha farklı bir şey de var. Aynen çünkü öyle. Bugün dediğim gibi yani bir müteahhit inşaat yapmadan önce belediyeden izin almak için örgüte para yatırmak zorunda. Bütün herkes bunu, kimse inkar edemez bunu. Hatta sırf bu yüzden göç eden insanlar biliyorum, tanıyorum burada. Dolayısıyla hele hele bu mevzuda, bu tarihi yerlerdeki kıymetli yerlere yani ve hatta belediyelerin eliyle hazine arazileri örgüt yandaşlarına ve örgütün gelir sağlama adına nasıl peşkeş çekileceği ciddi şeyler var bölgede. Bu ta şeyden başlayın, Mardin'den başlayın işte Batman'a kadar, Van'a kadar, Diyarbakır'a ile
çok çok feci şeyler var. Yani evet, bu belediyelerin buradaki fonksiyonu hem terör örgütünü finanse ediyor hem de Kürt halkına 90'lı yıllarda JİTEM'in yaptığını belediyeler ve örgütün diğer unsurları işte YDG eliyle Kürt halkına yaptırılıyor. Aslında dediğim gibi şu anki asıl savaş bizatihi Kürt halkına karşı, bölge halkına karşı örgütün yapmış olduğu savaştır. Şu sadece şu eksik var. Yani bugün hakikaten dediğiniz gibi yani bu PKK böyle bir propaganda yapıyor ama insanların kahir ekseriyeti bunu bizzat görüyor. Yani devletin o konuda ne kadar hassaslar var. Evet. Bu da şöyle bir durum değil Fatıma Hanım. Yani bu, ben bunun bir kez daha altını çizerek vurgulamak evet, istiyorum. Devletin kamu otoritesinin ve kamu görevlerinin, güvenlik güçlerinin orada hassasiyet içerisinde davranması özel bir propaganda amaçlı değil. Tabii olan buydu zaten. Diğeri anormal bir durum. 90'lardaki durum normal bir durum değildi yani. Elbette. Gerçekten elbette. Ya bugün eğer bir kamu görevlisi ya güvenlik görevlisi orada bir operasyon yapıyorsa oradaki insanların hayatına, canına, malına karşı titiz bir tavır sergiliyorsa bizim kültürümüzün, geleneğimizin, devlet ahlakının temeli budur zaten. Normal olan budur. Ya yani bunu bir özel bir amaç için yapmıyor. Mesela geçen bir şey sosyal medyada paylaşıyor. Askerlerden birisi Kur'an-ı Kerim yerden alıp öpüp başına koyuyor. Hı hı. Bunu propaganda amacıyla yaptığını söylüyorlar. Öyle değil. Hepimiz biliyoruz ki bizim evlerde hala Kur'an-ı Kerim yani, geride kalmış yani, bir saygı hürmet değildir. Bel üstünde evet, tutmak temel bir prensiptir. Hatta cemaatte Kur'an-ı Kerim yukarıdan işte diyelim indirildiğinde millet ayağa kalkar. Yani böyle bir saygı, hürmet gösterir. Bu Kur'an ya yani Arapça yazılı. Kur'an göğüsten, kalpten yukarıda tutularak okunur tutularak yani. Okunur. Yani bu evet, çok temel bir şey. Dolayısıyla bu normal olan, yani doğal olan buydu yani. Bu bir propaganda değil. Bunun aksini iddia etmek yanlıştır ve daha önceki dönemde yani o 90'larda halka pervasız halka karşı pervasız bir tutum içerisinde olan durum anormal bir durumdu. Şimdi burada zannediyorum şunun yani bu sonuçta şöyle bir durum var. Evet millet gerçekten bu PKK'nın devrimci halk savaşına destek vermedi. Bu çok net bir biçimde görülüyor. Evet. Yani bunun hiçbir şeyi yok. Bunun itiraz edilecek bir tarafı yok. Örgütün beklediği böyle bir komple bir kalkışma olacak. İşte Rojava devrimi buraya sıçrayacak. Burada da bir devrim olacak ve bir devrimci halk savaşı başlatıp sürekli çatışma halinde bir kanton kurulacak. Yani bir sürü kanton daha doğrusu kurulacak. Yani PKK'nın hayalinde bütün bu coğrafyanın her yerinde kantonlar kurmak. Ulus devlete karşı ya PKK'nın ideolojisi. Hani ulus devlet kendi ulus devletini yapana kadar. Kendi ulus devletini de aslında hani çok nasıl bir şey istediğini bilmiyoruz. İşin özü itibariyle baktığımızda. Yani ulus devlet fikrine karşı ulus devleti kendisi kurmak istiyor ama var olan diğer ulus devletleri boğarak kendisininkini kurmak istiyor. Yani diyelim ki mesela işte Berzani'yi de boğmak istiyorlar evet, aynı şekilde. Yani ona da operasyon yapmak istiyorlar. Ya da işte Rojava'da olduğu gibi etnik temizlik yaparak kendi görüşünden farklı olan Kürt'ü de sürerek, bunda hiç tereddüt yok. Yapmak yani PKK'nın kendisiyle ortak bir paydada bulunmayan, hiç kimseye yaşam hakkı tanımadığı çok açık net. Evet. Zaten ideolojik bir ortak payda arıyor. Bir etnik ortak payda aramadığı Figen Hanım bunun tipik örneği. İnsan Hakları İzleme evet, Örgütü de çünkü bunu özellikle bunun, efendim, Rojava'daki durumu tespit yani etti. Başkasının yani bir rapor YPG vermesine gerek yok. Şimdi bir etti. Kürt olarak ben kendi söylüyorum ve bütün bölge insanı. Sizce bu Kürtlerle ilgili siyasi aktör anlamında yani bir Kürtlerle ilgili bir hak hukuk iddiası olan bir siyasi partinin Figen Hanım mı aktör olması lazım, Leyla Hanım mı olması lazım? Yani çok basit tabii bir soru yani. Şey. Burada büyük bir çarpıklık bir operasyon görülüyor efendim, aslında. Efendim burada evet, zaten hani şey olan PKK açısından önemli olan o ideolojik ortak paydadır. Yani etnik yapı, kültürel kodlar vesaire falan değil, gerçekten değil. Dolayısıyla orada bir şey yapmak istediler. Yani bu devrimci halk savaşı gerçekleşmeyince, yani bu onların beklentileri doğrultusunda, burada bunun gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmediği durumda halka yönelik başka türlü bir mizanseni devreye koymak istiyorlar bence. Mülkiyet de dahil olmak üzere pek çok alan üzerinden yürüyen bir mizansen var. Bu şimdi Türkiye'nin bu işin içerisinde halk girmediği sürece bir halt olmayacağını gördüler. Yani bunu dahil etmek istiyorlar bir biçimde. Nasıl dahil edebiliriz? Çeşitli belki hani terör eylemleri, çeşitli bir takım ne bileyim başka türlü projeler hayata geçirmek suretiyle bunu yapmak istiyorlar. Ben
Doğrusunu isterseniz burada şunun eksik olduğunu düşünüyorum. Şimdi halk destek vermiyor PKK'ya. PKK'nın devrimci Kurtuluş Savaşı ile birlikte yürümüyor ve mecburen de Kemal Bey de bahsetti, göç etmek zorunda kalıyor. Bu göç esnasında göç eden insanların devletle birlikte yürüdüğünü düşünmek eksik olur, yanlış olur. Henüz devletle birlikte yürüdüklerini sanmıyor. Aradalar, Araf'talar. Evet, Araf'talar ve şu anda tam da bu vakitte mutlak anlamda ve gerçekten de hani şey anlamıyla değil, yani insani ortak paydada buluşmak üzere Türkiye kamuoyunun bu konuya bir hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Bakın Fatime Hanım, siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 90'lardaki pervasızlığın sonucunda ortaya çıkan sosyolojik dokunun ne tür maruzatlar doğurduğunu biz büyük şehirlerde görüyoruz. Yani o günlerdeki plansız bir biçimde gerçekleşen göçün ortaya çıkarmış olduğu travmalar var. Yani evet. 90'larda. Ve yaralar bugün, açık aslında. Açık halen, aynen evet. Öyle. Yani bugün de devam ediyor. Şimdi dolayısıyla orada çıkan adam sadece Sayın Başbakanımız bahsetti biraz. Biz bunların barınmayla ilgili ihtiyaçlarını, çocuklarının eğitimiyle ilgili. Ben sadece bu değil. Yani bunlar evet hoş bir şey. Güzel. Yani, zaruret. Zaruret. Yani bu, elbette. Değil. Devletin bunu yapması ama, ve hakkıyla yapması icap eder. Ama bir adım daha öne çıkmak gerekiyor. Yani bir adım daha atmak gerekiyor. Bütün bunları aşan bir şey yapmak gerekiyor. Onlara dokunabilecek, onlarla aynı dili konuşabilecek bir atmosfer oluşturmak lazım. Yani bu çok çok gerekli. Bu da hani kolay bir şey değil. Yani hani bu şunu yapalım dediğimizde de olacak bir şey değil. Bir kamuoyu dönüşümünü, AK Parti bunu çok iyi yapıyor aslında bana sorarsanız. Ben AK Parti'de yani uzun süre bulunan birisi olarak gerçekten Türkiye kamuoyunu temel sorulu düşündüğümüz alanlarda bir takım parametreleri ve ilkeleri belirlemek suretiyle çok iyi dönüştürme kabiliyetine sahip bir evet. Siyasal organizasyon olarak görüyorum. Yani çok yetenekli bir başarı ortaya koyuyor. Yani seçimlerdeki başarısı da zaten açık bir biçimde görülüyor. Mesela Türkiye kamuoyunu bu Kürt meselesinin barışçıl bir biçimde çözümüne ikna etmiş olması bile bence tek başına son derece büyük bir başarı ki siz de biliyorsunuz Akil Adamlar Heyeti'ni gezerken en çok AK Partili çevrelerden destek aldığını biliyoruz. Yani bu meselenin barışçıl bir çözüm. Dolayısıyla bu konunun titizliğine ve hassasiyetine bir titizlik göstermek gerekiyor. Buna çok katılıyorum çünkü ben de böyle gözlemliyorum. Yani PKK'dan ve HDP'nin HDP'ye verdiği oyu gasp edilmesine izin vermesinden dolayı HDP'den bir uzaklaşma, soğuma ve öfke biriktiğini fark ediyorum, görüyorum. Ama henüz şey değil, o eski kırgınlıklar geçmiş değil. O bir inanca dönüşmüş değil. Dolayısıyla arada bir yerde, Araf'ta bir yerde daha bezgin, daha kırgın ve daha kırılgan aslında. Hani kırgından öte kırılgan, her şeye karşı daha kırılgan bir Kürt nüfusu. Yani Kürtlerin bu şekilde, bu psikolojide olduğunu düşünüyorum. Bölgede özellikle bunu birebir yaşayan ve göç etmek zorunda kalan Kürtlerin. O yüzden onların temel ihtiyaçları, endişelerinin giderildiği bir zaman diliminde de bunun böyle konjonktürel bir şey olmadığı, bunun hem asırlar geriden gelen bir hukuka binaen yapıldığını, hem de aslında ortak geleceğimize inançtan dolayı ve bir lütuf asla değil, bunun zaten bir zaruret olduğunu da hissettirerek, bunu sadece siyaset ve devlet değil, bunu sivil toplum örgütleri, bunu medya, bunu toplumun farklı kesimlerinin sıcak bir dille yapması lazım ve belki şuna dikkat etmek gerekiyor. Yıllardır özellikle 80'ler ve 90'larda devletin yanlış ve hoyrat politikaları dolayısıyla Kürtler eşittir PKK'ya indirgenen bir yanlış denklem vardı. Bunun böyle olmadığı özellikle şu hendek siyaseti sonrasında görüldü. HDP'ye oy vermiş, belki çoluğu çocuğu bir şekilde PKK'ya karışmış. İnsanlar bile PKK'ya lanet olsun dediler. HDP'ye de bir şeyler dediler. Yani bir tavır koydular. Ve o insanların buna, bu şiddete, insan öldürerek siyaset yapma siyasetine reddiye de bulunduğunu canı pahasına görmek lazım. O yüzden bu indirgemecilikten kaçınmak lazım. Evet, evet. İncitmemek lazım. Yani bu
inancı yükseltmek gerekiyor. Ortak geleceğe olan inancı yükseltmek gerekiyor. Bunu hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir mevzu. Ben gördüğüm şey şu. Ben hakikaten hani bir sosyolog olarak söylüyorum. Örgüt ve örgütle işbirliği içerisinde olan bazı mekanizmalar, yani geçmişte bu jitemvari, erganokumvari yapılanmalar, derin devlet dediğimiz mekanizmalar. Hani ben kötü bir adam olarak şöyle söyleyeyim. Bunlar bilinçli olarak birlikteydiler. Siz iyi niyetli deyin ki yanlışlıkla birlikte oldular. Hı hı. Ama birlikte hareket ettikleri, aynı amaç doğrultusunda çalıştıkları bilinen bir şey. Son zamanlardaki bu Gülenci çete de aynı şekilde, yani birlikte hareket ediyorlar. Ama burada şöyle bir, bence onu çok hassasiyet üzerinde durmamız gereken nokta şu. Bu iki mekanizma, yani örgüt ve örgütün bileşenleri ve içerideki işbirlikçileri diyelim, Türkiye'de bir çatışmanın, bir ayrışmanın gerçekleşmesi için mutlaka bir Kürdistan kurmak falan anlamda değil. Yani Türkiye'deki bir sosyolojik niza çıksın, toplumda bir problem çıksın diye çok inanılmaz bir profesyonelce proje yürüttüler. Evet. Bu geldi bir yere dayandı Fadime Hanım, bana göre. Ve burası Türkiye toplumunun sosyolojisi ve sağduyusudur. Bunu hakikaten korumak konusundaki sizin o sözüne ettiğiniz, yani eğer kategorik olarak siz bir tasnif yapıp işte bütün Kürtler PKK'lıdır yahut da ne bileyim başka türlü bir şey içinde, denklem içerisinde kurarsanız çok ciddi anlamda bir sorunla karşılaşırız. Yani memleketin temel sorunlarını çözebilecek yahut da esasında hani bizim bizi geleceğe taşıyan temel güvencemiz olan, hani sırtını dayadığımız ve gerçekten bugüne kadar memleketi birlikte yürütmeyi devam eden bir sosyoloji var. Yani bunu korumak lazım. Son bir şey daha. Çok konuştum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Şunu ben önemsiyorum gerçekten. Şimdi Türkiye sosyolojisinin iyi bir biçimde analiz edildiğinde herhangi bir etnik yapı için yahut da herhangi bir siyasal mekanizmaya ayrıcalık, siyasal düşünceye ayrıcalık tanıyacak yahut da bir farklılığı önemseyecek bir yapıya sahip değil. Evet. Korkunç bir entegrasyon söz konusudur. Yani çok büyük bir entegrasyon. Dolayısıyla burada elhamdülillah evet. Ya bu ama önemli bir kazanım. Şimdi bunun, bu kazanım üzerinden ya benim söylemek istediğim son cümle şu. Biz bu sosyoloji üzerinden bir çözüm üretmek durumundayız aynı zamanda. Yani bunu ihmal etmeden bu işi yürütmekle mükellefiz ki o zaman kalıcı bir barışı sağlayabilirim. Aksi halde hani bir takım güvenlik stratejileri yahut da ne bileyim işte müzakereler, pazarlıklar vesaire falan bizi bir şeye götürmüyor. Amaca götürmüyor. Son bir cümle. Bu PKK'nın da açmazlarından birisinde olur. PKK kim, yani çoğu itiraz ediyor da, PKK bağımsız bir Kürdistan hayalini kuruyor. Bunda hiç tereddüt yok. Ama bunun Türkiye sosyolojisine uymadığının her seferinde farkına varıyor. Ve her sefer farkına vardığı zaman da daha fazla şiddete başvuruyor. Onun için hem Kürtlere hem Türkiye'ye zarar veriyor. PKK'nın münhasıran Sayın Cumhurbaşkanımıza özel bir kin kusmasının sebebi de ve son zamanlarda kendisiyle birlikte hareket etmeyen Kürtlere karşı yani hiç şey yapılamayacak, katlanılamayacak bir pozisyonda bir tavır içinde olmasının sebebi de bu zaten. Buraya dönmek istiyorum bir sonra, şimdi Kemal'e bir şey sorduktan sonra. Kemal, şimdi senin de bölgede olduğun zaman dilimlerine denk geldi. Gittiğinde de gördün aslında. En son Kurşunlu Camii'nin yakıldığına tanık olduk. Ama pek çok kilisenin ve caminin benzer şekilde bir yığınak olarak kullanıldığını ve aslında oradaki tarihi eserlerin de esir alındığını PKK tarafından biliyoruz. En son yani bu hani toplumu çözmek ve toplumu yıldırmak bakımından değerlere yapılan bir saldırı var. Bu camiye saldırı bunun gibiydi. Bir de işte bir PKK imamı yazmıştım. Evet, neydi adı? Baki Kutlu. Ve hendeklerin vacip değil farz olduğunu iddia eden bir çakma imam. Evet. Kimdi bu? Şu anda da arkadaşlar görüntüyü veriyor. Hem Mazhar Bey'inkine bir ek olarak bir şey söylemem lazım. Bu insanların adı ya Araf'ta. Şu anda örgütten kaçıyor, işte göç eden, evlerini, barklarını.
Bunlar öncelikle devlete güvenmek istiyor şu anda. Yani her şeyden önce bir güven verilmeli bu insanlara. Niye güven verilmeli? Çünkü çözüm sürecinde örgütün pervasızlığı, örgütün işte mahkemeleri kurup haraç kesmesine rağmen bir şey olmuyordu. Ve korkuyorlardı. O yüzden 7 Haziran'da bir el attılar. Ya tamam, biz bunların şerlerinden emin olmak için destek olalım. Oy verilmeli ve verdiler. Ancak büyük bir azgınlık oldu. Şu anda dediğim gibi bu insanların birincisi güvene ihtiyaçları var. Bu güvenin devletin vermesi lazım. Bu güven de bir lütuf değil, bir hak olarak. Adil bir şekilde o insanların terör örgütünün baskılarından korunması gerekiyor. Buradaki güvenden kastın bu. Canın, malın, tüm hak ve özgürlüklerini korumak üzere buradayım, bu benim vazifem demesi bekliyorum. Başıma bir şey gelmeyecek. Yani birileri benim arkamda hakkımı arayacak diyebilmeli insanlar. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Orada devletin aslında bütün vaatleriyle ve kurumlarıyla kesinlikle varlığını göstermesi gerekiyor. Yani o devlet gücünün adalete dönüşmesi ve güvene dönüşmesi, devlet güvenlik politikasının yani SALT terör örgütüne yani terör unsurlarıyla fiili bir mücadelenin yanında halkı da yetmiyor. Bu şekilde koruması gerekiyor. Evet, bunu çok önemsiyorum çünkü bu çok önemli. Aidiyet duygusunu bu sondur yani. Çünkü örgüt, ya tamamen artık örgüt ciddi manada bu insanları bunca zorbalığa rağmen yani kontrol edecek ya da millet şu anda örgütün gerçek yüzünü gördü. Aslında örgütün hiçbir zaman kendilerini düşünmediği, kendilerini birer araç olarak kullandığını, yaşam haklarını, en temel haklarını dahi hoyratça perişan edip parçaladığını gördü. Bu şekilde burada devletin, bunu şu anda devlet ne yaptı? Oradaki binlerce aile yardım etti. Evet. Ama bu yardımlar sembolik yardımlar, kira yardımı, gıda yardımı, ev bulma yardımı gibi bunların kalıcı hale getirilmesi Sürekli olması gerekiyor. Evet. Bu tabii büyük bir sorunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Eminim çalışılıyordur da. Peki bu PKK'lı imam... Şu bizim meşhur bu gidişimde. Şimdi örgüt Kurşunlu Camisi'nin yakılmasından sonra bölge halkı dindar bir halk. Bunu kadın söylüyor ya orada bir tane, evim yanaydı da evim yakmayalım. Şimdi ancak örgütün kodları, yani PKK'nın kodları, HDP'nin bilinçaltı ve asıl niyeti, aslında bu toplumun hiçbir zaman değer yargılarıyla uyuşmayacak bir zihniyeti var. Bunun background'u sürekli bu böyle. Yani olası, yani böyle hani Kürdistan hayalinde bile hep milletin halkı aslında bütün değerlerin aşağılayacak bir ki, faaliyetin yani, içinde görünüyorlar güçlü zaten. Güçlü olduğu her yerde toplumun değer yargılarını aşağılayan, yasaklayan, yok eden bir icraatı hemen harekete geçiriyorlar. Oy aldığı halkın çarşafına tabii, bile çünkü tabii. Yani aşağıladı. Kobani'de mesela hemen şey yaptılar, işte ezanın okunması veyahut işte çarşafın örtünün, yasakladılar hemen bunu. Burada da böyle bir sıkıntı var. Şimdi bu toplumda dediğim gibi halk dindar ve inançlarına saygılı. Bu da ciddi bir şekilde tepkiye neden oldu. Bu tepkileri kırma adına örgüt bir yandan aslında yetiştirdiği gençlere, nitekim bir Nusaybin'de örgütün hücre evlerinden, karargah olarak kullandıkları evlerden bazı 200 sayfa yakın 7-8 tane farklı kişiye ait, örgüt mensubuna ait notlar ben buldum. Bu notlarda İslam dini aşağılanıyor. İslam şu dininin, şunlar mesela. Orada Zerdüştlük övülüyor. İşte Zerdüştlük mesela orada şey yaptı. Kürtlerde toplumsal bilinci geliştirdi ve büyük bir şekilde güçlenmesini, toparlanmasına neden oldu. İslam'ın ise Hazreti Ömer, işte Hazreti Ömer'i orada şey yapıyorlar. Onun döneminde 60 bin Kürt'ün katledildiği, Müslümanlar, Kürtlerin aslında İslamcıların, yani İslam devletlerinin, İslam sistemlerinin katliamlarından kurtulmak için Müslüman oldu. Genç beyinleri bu empoze ediliyor. Ve ben oradaki notlarda örgüt mensuplarının profilleriyle ilgili, işte fakir, kira yardım yapılması gerekiyor, ailesi kirada, ayakkabı alınması gerekiyor. Onlarca bayağı örgüt, ince çalışmışlar aslında. Tabii, bu insanlar okumamış, cahil yani bir şey, ve bu insanlara eğitim adı altında bu propaganda, bu işte beyinleri bu şekilde yıkanıyor. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi bu ibadethanelere yönelik, mesela sadece Sur'da kaç camiydi hocam? Bir aydır ibadete kapalı. Tarihi Ulu Camii'nde bilmem kaç yüzyıldır ilk kez ezan okunmadı, cuma namazı kılınmadı. Ağladı ya. Şimdi bütün bunlar olunca örgüt de bir yandan da... Beşinci Harem-i Şerif diye söylerler. Bir yandan örgüt ne yapmaya başladı?
örgüt yani her maskesi var aslında. Başta söyledi hocam, dedi ki yani örgütün bir sürü maskesi var. Dindarlara yönelik çeşitli maskeleri var, laiklere yönelik, liberallere yönelik. Çeşit çeşit ama bölge i̇mam halkında... Lazımsa biz i̇mam getiririz. Lazımsa imam. Şimdi gelelim imam. İmamlar aslında bölgenin çok can alıcı, ciddi bir sorunu. Yani örgüt. Mesela Diyarbakır müftüsü şu anda HDP'de işte milletvekili oldu. Onun kırsal alandan ne kadar örgütçü imam varsa merkeze naklettiğini öğrendim. Hı. Yine Fahri olan Fahri imamlık bölgede yaygındır. Tayinlerini mi aldırmış? Tabii tabii bu ayrı bir sorun. Mesela bu, o zaman yani Diyanet'in de bu tayinlere ciddi bir şekilde nasıl şu anda mercek altına alıp incelemesi evet. gerekiyor. Diyanet'in bu konuda çalışması olduğunu duymuştum ama nedir bilmiyorum. Bu bir. İkincisi, bölgede Fahri imamlık hala yaygındır. Yani kırsal alanda özellikle yani şey yapmıyor, halkın da desteklediği medresede yetişmiş din imamları vardır ve bu da bunlardan bir tanesi. Bu ne Fahri yapıyor? İmam bu. Fahri yani imam. Diyanet'in bir memuru değil, değil bu kişi. Değil. Ancak bölgedeki imam camilerde halkın da yani maddi desteğiyle bazı işte toplumun önünde gelenlerin desteklediği, orada yaşayan ve orada din hizmetleri işte Kur'an öğreten çocuklara bulunan kişiler. Şimdi yaygın olduğu için ancak bunların şu anda PKK yandaşı olmayanların yaşama şansı çok azdır. Barınma şansı çok azdır. Daha çok işte örgütün kontrol ettiği, onlar gibi düşünen insanlar orada. Ve orada da etki Şırnak'ta tutuyor çocuklara gaz kapsüllerini, işte örgütçülerle polis arasındaki kovalamacada gaz kapsüllerini topluyor. Cami görüntüleri de vardır. Güzel bir şekilde diziyor böyle. Cami bahçesinde. Daha sonra da kendi örgütüne yakın işte gazetecileri çağırıyor. Propaganda yapıyor. Ama işin ilginç tarafı, hadis uyduruyor. Yani ya ne diyor, camiye çağırıp işte devlet, polis Kürt, gelip camilere saldırdı diyor. Sırf Kürt halkı camilere gelmesin, Kürt halkı Müslümandır diye devlet camilerimize kurşun sıkıyor. Gaz atıyorlar. Bakın biz gaz kokusundan camiye giremiyoruz diye propaganda yapıyor. Evet. Bakın düzgün bir şekilde şey yapmışlar, genel görüntünü görürsek dizmiş bunlar. Yani sanki polis şimdi gelmiş o camiye rastgele şey kasten atmış gibi hava oluşturmaya çalışıyor. Tabii bu bölgede de etkili oluyor. Bu tür insanların propagandası daha etkili oluyor. Bir de din adamı diye, gibi görünüyor çünkü kılında. İtibar. Nereden bilecek vatandaş? Evet. Ancak diğer bir şey, örgüt hiçbir kutsalı tanımıyor. Hiçbir kutsalı yok. Niye yok? Camiye sığınıyor. Camiye yığınak yapıyor. Caminin içine bomba yerleştiriyor, dolduruyor ki güvenlik güçleri gelsin. Hani camidir yani, camiye ateş edecek halleri yok. Bunu çok rahat bir şekilde yapıyorlar ve bu... Hayır ama camiden keskin nişancılarla askere, tabii, polise ya da sivile saldırdığında ona cevap verilmesi gerekiyor. Verilmesi gerekiyor. Ve bu defa da işte yani, şunu demek istiyorlar aslında. Evet. Türk polisi, Türk devleti camileri, Kürtlerin zor, camilerine zor, saldırıyor. Devleti çok yapıyor. Zorluyorlar. Bu tür hani milleti galeyene getirecek bir takım eylemler yaptığını göstermeye. Bu sivillerin arada kalıp hayatını kaybetmesi nedeni de var. Birkaç örnek var. Birkaç kişiyle konuştum. Çok büyük bir hassasiyet içerisinde olduğunu herkes söylüyor. Yani bu tür bir mesela o dediğiniz canlı kalkanların bir kısmının arasında örgüt elemanları yerleştirip onlar üzerinden millete ateş açıyor, güvenlik güçlerine ateş açıyorlar. Evet. Hakikaten şimdi çok böyle inceleyip sık dokunması gereken bir zor bir süreç. Bu süreçte bu tür şeylerin yani o özellikle sivillere, kadınlara, çocuklara karşı yani bu her zaman hassasiyet içinde olması gerekiyor. Şimdi daha çok hassasiyet içerisinde olması gerekiyor. Ama tabii örgüt hani bunu öldürüp anında birisini öldürüp bunu işte devlet öldürdü çok rahatlıkla diyebilir. Diyor da zaten. Diyebiliyor ve diyor da bunda diyor özellikle da olmasını istiyor. Tabii olmasını yani istiyor. Yani şeyde dar geçitte ya hakikaten biz ben şeydeydim, Diyarbakır dedim, şöyle bir haber düştü. Gece örgüt propaganda yaptı örgütün Twitter hesaplarından. İşte polis dar geçitte babayla kızı öldürdü diye. Taradı öldürdü diye. Ertesi gün normal işte yani ajanslar ise terör örgütü tarafından tarandığını yazdılar. Ben atladım gittim oraya. Hastaneye gittim. Baba vefat etmiş, kız vefat etmiş. Anne komada. Yani aileyle görüştüm. Aslında olay bildiğimizden, medyanın yazdığından çok daha feci. Nedir? Şu baba zaten şeydir. Yemekten sonra ışık yanıyor balkonda, yani karanlık, ne oldu, sivil olup olmadı gayet net bir şekilde görülebilecek bir yerden keskin nişancı ile tarafından bilinçli, kasıtlı bir şekilde vurularak öldürülüyor. Baba yemekten sonra balkona çıkıyor elini yıkamaya,
keskin nişancı vuruyor, PKK'lı keskin nişancı. Hı hı. Ondan sonra anne feryada gidiyor, onu da vuruyorlar. Kızı gidiyor, geriye bir kız kalıyor. Hı. O da gitmiyor artık, bunu görünce çağırıyor, hı, akrabalarını. Şimdi ben sordum, dedim ki ya polisin vurma ihtimali yok mu? Ben ailenin, sordum yani amcalarına, yakınlarına, kardeşine. Tabii ki sormak gerekiyor, evet. Bana dedi ki yok dedi. Yani nasıl olur, nereden biliyorsunuz hani bu kadar? Sonuçta örgüt böyle bir iddiası var. Diyor ki, hı hı, mümkün değil çünkü ateş edilen tarafı, evin ön tarafı ve orada hiçbir polis askeri yok. Peki bunun hani karanlık polis zannedilip şu bu, o da mümkün değil, gün gibi aydınlık diyor. Şimdi, şu... Şimdi örgüt niye bunu yapıyor? Örgüt katlediyor bu sivilleri ve daha sonra da devletin bölgede özellikle bunu hem Batı kamuoyu, işte dün mesela hocam anlattınız ya, işte Ayşe öğretmen çıkıyor aynı anda. Bu propaganda için kullanıyor, sivilleri katlediyor, daha sonra da devlet öldürdü deyip taraftar bulmaya, yürüttükleri kirli savaşı meşrulaştırmaya, devleti suçlu göstermeye çalışan bir şey. Artık hani karşılık bulmadı, Kürtlerde de bulmadı. Çünkü Kürtler bir fiil bunu görüyor zaten, görüyor bölgede. Şu anda, gibi, kendisi evet, gördüğü için lanet olsun deyip PKK'dan ve HDP'den kaçıyor. Öyle. Batı kamuoyu da bence bunu çoklukla görüyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. Hani bu hassas noktalar bakımından da. Birkaç duvara Esedullah yazıldığını gördük. Ya da işte bir PKK'lı cesedinin, evet, panzerin arkasında evet, sürüklendiğini gördük. Bunu başbakan kendisi açıkladı, benim de bulunduğum bir uçak gezisinde o polislerin görevden alındığını, hı, ve bu konuda hassas olduklarını söyledi. Yani 90'ları çağrıştırabilecek herhangi bir yanlış uygulamayı karşı bir hassasiyet olduğunu biliyoruz. Ama güvenlik güçlerinin de orada çok zor bir görev yaptıklarını, her an can lazım pahasına... Evet. O sokağa çıktıklarında, adımlarını attıklarında bir patlayıcıyla parçalanıp parçalanmayacaklarını, akşam evlerine, çocuklarına kavuşup kavuşamayacaklarını bilmedikleri bir süreç içerisinde büyük bir fedakarlıkla bu görevi yaptıklarını biliyoruz ama hani şunu belki bir tekrar sizden de alayım ama sizden çok kısa, vaktimiz de daraldı. Ben hani emniyet müdürüyle konuştuğumda ve valiyle Diyarbakır'da konuştuğumda bu konudaki hassasiyeti sahip olduklarını, çünkü Diyarbakır valisi insan hakları alanında çalışmış bir vali. Hı-hı. Böyle bir dönemde, hı-hı, orada valilik yapıyor olması önemli elbette. O psikolojiyi de iyi gözetmek gerekmiyor mu? Yani hani bir taşkınlığa ama sebebiyet vermemesi için. Kesinlikle Kürtlerde yeni bir öfkeye sebep olmamak kesinlikle için öyle. Yani. Yani bu aslında oradaki psikoloji çok zor bir psikoloji. Dediğiniz gibi her an ölebilme endişesi var. İşte akşam sağ mı evde, evde bekleyenler var. Bir sürü şehit var çünkü. Çok zor ama evet, devlettir. Yani bu bunun yani oradaki güvenlik güçlerinin aslında duygulanan çelikten olması gerekir sabretmeleri, hmm, açısından. Çünkü hakikaten örgüt çok kalleşçe yani hiç ne bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyecek, hiçbir zaman kabul edilemeyecek yöntemler kullanıyor. Yani evet, bizim orada hani burada da böyledir aslında. Bir insan eşin yanında vurulmaz, arkadan vurulmaz, düğün uyurken bastı, vurulmaz. Tabii. Yani ama örgüt dediğim gibi hiçbir kutsal doktor olmadığı için vurdu, doktor, polis, öldürdü, çocuğun yanında, eşin parçaladı, yanında, kızın evet, yanında, bebeğin yanında bunu rahatlıkla yapabiliyor. Oradaki insanları anlamak lazım ama buna rağmen oradaki görev yapan polislerin terör örgütünün elini güçlendirecek ve insan hakları ihlallerine neden olabilecek hiçbir uygulama imza atmaması gerekiyor. Evet. Ne olursa olsun sonuçta sen oradaki güvenlik görevlisi hak bir yolda, doğru bir yolda, yani vatanı milleti koruma adına, oradaki, hı, bölge insanını koruma adına mücadele ediyor. Evet. Bunun uğrunda şehadet de olabilir. Evet. Bu şekilde de sağ salim de inşallah hepsi gelir ama bu dediğim gibi yani o bir ince çizgi var. O ince çizgiyi korumaları gerekir. Ben doğru size şunu sormak istiyorum Hasar Bey. Son 5 dakikaya girdik de hala konuşmak istediğim konu başlıkları var. Şimdi dokunulmazlık mevzu güncel bir mevzu. Hı hı. Siz de hani geçtiğimiz dönem meclisteydiniz. Bu milletvekillerin önemli bir kısmını biliyorsunuz aslında. Evet, hem evet, akademisyenlik, evet, döneminizde hem siyaset, hı hı, döneminizde. Hani ne olacak, genel kurula gelecek mi bilmiyoruz ama sizin kanaatiniz nedir? Dokunulmalı mı? Çünkü hani ortada suç olduğu aşikar. Suçun bir cezasının olması gerektiği de bir beklenti, haklı bir beklenti şimdi ama şöyle, siyaseten nasıl? Suçla ceza arasındaki ilişkinin siyasi bir boyutunun olduğunu unutmamak lazım Fatma Hanım. Yani hukukun nihai noktada karar alıcı mekanizmasının bir siyasi boyutunun olduğu bir gerçek. Yani dünyanın her yerinde böyle. Hı hı. Hani pür hukuk diye bir şey yok zaten. Yani evet, hukuk çok mümkün olan bir şey değil. İdeal hukuk dediğimiz şeyin bir yani bir kamuoyu fikrinin, bir kanunun ruhunun olduğunu falan biliyoruz. Dolayısıyla ben
burada bunlara verilebilecek olan herhangi bir cezanın terör örgütüne yönelik bir cezayı yaptırım değil, bölge insanın kendisine yönelik bir ceza olarak algılayacağını düşündüğüm için. Evet, bu ama yutkunmak durumunda kalıyoruz. Evet, yutkunalım yani. Ya sabır, suç işleme ayrıcalığı tanınmış Hayır, gibi de olmuyor mu? Değil, değil. Yok öyle değil efendim. Bu böyle bakmamak lazım. Yani eğer biz böyle bir suç tanıma ayrıcalığı falan nihayetinde bunlar milletvekilliği düştüğü zaman işte birisi sanıyorum yargılanacaklar ve bunlar kayıt altına ve bunlarla ilgili zannediyorum mururu zamanda yok yani. Bunlar bu tür suçlarla ilgili. Ben asla bu konunun hani hukuk üzerinden bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmasını bu temsilci olmaları dolayısıyla yani bunlar evet doğru şımarıklık yapıyorlar. Gerçekten hani sınırları zorlayan hareketleri, konuşmaları, tavırları var. Ve yutkunmak durumunda kaldığımız cümleleri çoğu zaman oluyor. Yine de kişisel kanaatim inşallah hükümetimiz de bu konuda yani bu bir iki böyle açıklama geldi Sayın Bakanımız Ömer Bey'den. Umarım bunun yani böyle bir adım atılmaz yani atılmasının iyi bir sonuç doğuracağını doğrusunu yani kötü bir sonuç doğurur. Tekrar hani bu az önce konuştuk işte örgüt devletin 90'lara döndüğünü söylüyor ki böyle bir şey yaptığımızda al size 90'lar diyecekler yani evet, farkı olmayacak. Kaldı ki bu tür bir cezai yaptırım verdiğinizde de bu şeyi amacına ulaşmıyorsunuz. Yani bu konuyu engellemek, bunlarla ilgili bir yaptırım yapmakla ilgili bir şey olmuyor. Doğrusu bu benim çok kanaatim net de açık. Bu yönde. Evet. Millet, bölge insanı bunlara vereceğiniz cezayı kendi iradelerine yönelik bir yaptırım olarak görecektir. Onun için böyle olmaması. Son bir cümle. Şimdi bu konuyla ilgili yani çok böyle milliyetçi bir reflekse doğru evrilme riski var. Bütün Türkiye kamuoyunu şunu bilmesini istiyorum. Milliyetçi refleksler ülkeleri bölerler. Bu böyle yani. Bir toplumda milliyetçilik varsa o toplumda başka etnik yapılar bölünmeyle ilgili bir talepte bulunurlar. Milliyetçilik yapmamak millet olmak. Evet, millet olmak. Gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Gerçekten doğru. Bir son söz dediniz. Ben şunu soracağım. Şimdi süremiz bitti de Kemal. Diyarbakır Havaalanı'nın, uluslararası havaalanının tamamlandığını gördüm ben hani son gidişimde. İnanılmaz güzel. Çok büyük ve çok güzel, modern bir tesis haline gelmiş. Yakın zamanda herhalde tamamen bitecek ve açılışı yapılacak. Haliyle bu havaalanına bir isim koymak lazım. Ben kesinlikle gittiğimde de hani herkese sordum doğrusu ismi ne olsun isterseniz diye. Çünkü bu küçük jestlerin önemli olduğunu bence biliyoruz. De. Mesela bir izleyicimiz de Yasin Börü havaalanı olsun diye demiş. Niye Yasin Börü biliyor musunuz? Yasin Börü aslında son işte 40 yıldır 50 yıldır bölgede yaşanan mazlumiyetin en somut ve en çarpıcı simgesidir. Yasin Börü çok önemlidir. Çünkü gerçekten mazlumca katledildi. Ve onun şahsında bölgenin aslında bunca yıldır nasıl mazlumlaştırıldığını, ezildiğini çok net bir şekilde anlayıp görebiliyoruz. O yüzden Yasin Börü havanın olması çok çok isabetli bir karar olacak. Siz? Çok kısa ya ben arkadaşım olsam, uyarıyor. Belki yani daha tarihi bir şahsiyetin, tarihi bir şahsiyetin ismi vermesini öneririm. O da olur ama Yasin hani bir çocuk, eyvallah, masum, genç. Şeyh Sait'in adını ben de Diyarbakır'da çok duydum. Evet. Buradan da isim koyucularımıza yani bir öneri olarak. Şeyh Sait olabilir. Evet, sunmuş olalım. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Masar Bağlı ve Star Gazetesi muhabiri Kemal Gümüş. Güzel bir program yaptık, önemli bir program yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de elbette İnce Fikir izleyicileri. Haftaya inşallah Özlem Zengin'in de burada olacağı bir programda buluşmak dileğiyle.